Sevgili Manisalılar, Manisa'nın yerel televizyonun en eskisi, en kalitelisi. Neden böyle söyledim? Bizde siyasi programlarda dahi siyasi partilere ayrım yoktur. Ancak bugün bir aksilik oldu. Az sonra konumdan da sizin yanınızda beraber izleyerek özür diliyorum. Sizlerden de özür diliyorum. Yaklaşık 45 dakikaya yakın bir süre geç giriyoruz programa. Ama bu program izlenecek. Çünkü belediye meclis üyelerinin, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin ve belediye meclisinin bir toplantısı vardı. Hareketli bir toplantıydı. Televizyon olarak kesmeyi uygun görmedik. Dolayısıyla hem sizlerden hem konuğumdan özür diliyorum efendim. Sevgili Manisalılar, biz sırayla aldık siyasi partileri büyüklüğünden küçüklüğüne doğru. İlk konuğumuz biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın İl Başkanımızla yaptık. İkincisini efendim Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na yaptık. Üçüncüsünde de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Erkan Öztürk'le yapacaktık. Kendisiyle bundan yaklaşık bir 15 gün kadar önce görüştüm. Bana dönüp bilgi verecekti. Kesinlikle dönmedi. Bunu da sizlere sunmak istiyorum. Yani neden Milliyetçi Hareket Partisi atladığınız demeyiniz diye bunu söylüyorum efendim. O da her zaman kapılarımız onlara da açıktır. Ama bize dönmeyince de tabii biz mecburiyet karşısında sıradaki parti İYİ Parti ile bugün beraber olacağız. Efendim herkes zekidir. Aklını kullanan başarılıdır. Efendim aklını kullanıp kullanmadıklarında konuğum ve çevresinden, destek verenlerden, sayın genel başkanlarından önümüzdeki zamanda anlayacağız. Çünkü zekilik bir şeye atılımdır. Ama onu başarmak hem yürek ister, hem cesaret ister. Bunların da olduğunu görüyoruz. Ama görmek yetmiyor. Şimdi Sayın İl Başkanımdan bu konularda da bilgi alacağız. Efendim bugün aynı zamanda polislerin haftasıydı. Polis haftası dolayısıyla şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hepsine gani gani Allah rahmet eylesin diyorum. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ve görevinin başında olan, emekli olan bütün polislerimizin haftasını kutluyorum efendim. Sevgili Manisalılar, bugünkü konuğumuz İYİ Parti. İYİ Parti İl Başkanı'na beraberiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi biraz beklettik. Özür dileriz. Aslında bu aksaklıkların olmaması gerekiyordu. İşte siz de az çok izlediniz. Çok özür dilerim. Sayın Başkanım, sizden şöyle bir soruyla girmek istiyorum. Tabii. Önce Manisalılar sizi efendim bir tanısın. Tabii. Yani tanıyorlar. Tanıyan tanıyor. Ben de çok iyi sizi tanıyorum. Ama bizim tanımamız birbirimizi yetmiyor. Hı hı. Çünkü büyük bir işe soyundunuz. Bunda inşallah başarılı olursunuz. Sonuç alırsınız. Evet, sizi bir tanıyalım önce efendim. Tamam. Öncelikle hoş bulduk. Biraz önce özür dilediniz. Özür dileyecek bir şey yok. Tekrar söylüyorum. Biraz önce konuştuk size. Manisa'yı gerçekten ilgilendiren, tüm Manisa'ları ilgilendiren çok önemli belediye meclis toplantısı vardı. Onu da kesmemeniz doğru olandı zaten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hep birlikte seyrettik zaten. O sizin inceliğiniz. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Tekrar hoş bulduk diyeyim. Ben de polis teşkilatının 173. kuruluş yıl, evet. Yılı bu sene. Ben de polis haftasını, polis gününü tüm polislerimizin kutluyorum. Şimdiye kadar şehit düşen ve şimdiye kadar hayatlarını kaybetmiş olan tüm polislerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Sağ olun. Sözlerim başlarken. Evet, ben Tamer Akkal, Manisalıyım. Her şeyden önce Manisalıyım. Bunu hep söylerim yıllardan beri. Evet. Önceliğim hep Manisalı olmaktır. Manisa'da doğdum. Manisa'da ilkokul, ortaokul, liseyi... Başkanım, kaç doğmuşsunuz? 1974 doğumluyum 74. ben. Evet. Manisa doğumluyum. Dediğim gibi ilkokul, ortaokul, liseyi Manisa'da okudum. Liseyi o zamanki cahilliğimizde yarım bıraktık. Daha sonra dışarıdan liseyi tamamladım. Manisa Lisesi mezunu olmasam da Manisa Lisesi'nde 2 sene okudum. Daha sonra dışarıdan tamamladım. Sonra daha sonra dışarıdan yine üniversite sınavlarına gelerek üniversitede hala okuyorum şu anda. Gazetecilik bölümünde. Tebrik sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Azimlisiniz yani. Azimliyim, evet. Siyasete
1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olarak adım attım ama 2007 yılına kadar da hiçbir şekilde resmi bir faaliyetim olmadı. Sadece üyelikte kaldı. 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne biliyorsunuz katıldım. Daha doğrusu görev almaya başladım. O partide ilçe başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, daha sonra il başkanlığı, daha sonra belediye başkan aday adaylığı görevlerinde bulundum. 2012 yılındaki kongreden itibaren de o zamanki genel merkez yönetimiyle ters düştük ve Meral Akşener'in MHP içerisinde başlatmış olduğu bu muhalefet hareketiyle yine Meral Akşener Hanımefendi ile birlikte devam ettik. Fakat orada biliyorsunuz bir şekilde iktidarla beraber çeşitli ayak oyunlarıyla ve üst mahkemelerin vermiş olduğu kararları maalesef ki ilçe mahkemelerinde bozdurarak Türkiye'de bir demokrasi ayıbı işlendi. İşte biliyorsunuz otellerin kapıları kilitlendi, içeri alınmadık, tarlalarda bırakıldık. Işıklar söndürüldü, her şey yapıldı. Sonuç itibariyle bundan yaklaşık işte 1,5 sene önce Meral Hanım bölge bölge tüm illeri topladı, fikir alışverişinde bulundu ve yeni bir partiyle artık devam etmemiz gerektiği görüşü benimsendi. Zaten ben o dönemde... Yani mücadeleyi Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde yaptık. Yaptık. Ama netice alamayınca... Aslında netice aldık. Almadık değil. Yani biliyorsunuz o zaman 1100 delegenin 648 tanesi değişim için oy verdi. Kongre yapıldı, toplandı ama dediğim gibi yani antidemokratik ayak oyunlarıyla engellendi. Evet. Artık bu saatten sonra burada bulunmamız doğru değildi. Çünkü biz... ayrı bir biz partiysek ayrı bir parti gibi davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani her partinin belli idealleri vardır. Belli ideolojileri vardır. Belli fikirleri vardır. Eğer ki fikirleriniz, inandığınız fikirleriniz o partiye uyuyorsa o partide devam edersiniz. Ama sizin fikirleriniz değişmediği halde parti genel merkezinin ve partinin tutumu eğer değişmiş başka bir yola girmişse artık zaten birlikte yürümenin bir şeyi kalmıyor, bir esprisi de kalmıyor, bir olumlu bir yönü de kalmıyor. İnanmadığınız değerleri savunmak zorunda kalıyorsunuz. Zaten büyük bir çoğunluğu, yani en son artık kongremizin de iptal edilmesinden sonra Meral Hanım'a yeni bir parti çatısı altında. Ama bu partinin de özellikle söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da herhangi bir partinin devamı değil, merkeze kurulan, ne sağda ne solda, merkezde bir parti olması yönünde. İnanın biz 87 kişiydik bizim Ege Bölgesi toplantısında. 87 kişinin 86 tanesi bu yönde görüş bildirdi. Yani kesinlikle herhangi bir partinin devamı olarak değil, merkeze kurulan, merkezde bir parti, yani merkezin sağı dahi değil, merkezde kurulan bir parti olması yönünde. Yani sol soldan da istiyoruz, tabii. Sağdan da istiyoruz. Yani Meral Hanım çok rahmetli güzel. Özal'ın bir işareti vardı. Evet, şöyle yapardı. Yani siz onu yapabilecek misiniz? Yani biz şöyle, bizde herhangi bir işaret yok. Bizde isteyen bozkurt yapıyor, isteyen sol yumruğunu havaya kaldırıyor. İsteyen istediği işareti yapmak da serbest. Sayın henüz Genel bir işaret yok yani. Yok, henüz bir işaretimiz yok. Meral Hanım'ın herhangi bir işaret arayışı da yok. Çünkü şunu söylüyor, buraya gelirken, biz bunu siyasi bir parti olarak hiç düşünmüyoruz zaten, İyi Parti. İyi Parti bir siyasi parti değil, bu bir kuvayi milli hareketi. Bunu hep üstüne basarak atandığım günden beri söylüyorum. Yani siz sol görüşlü olabilirsiniz, sosyal demokrat olabilirsiniz, ülkücü olabilirsiniz, İslamcı olabilirsiniz. Ama önceliğiniz eğer Türk bayrağı ve Türk vatanıysa, bu vatanın gidişatından, bu memleketin gidişatından eğer memnun değilseniz, buyurun İyi Parti ediyoruz. Şimdiye kadar yıllardan beri biz hep işte AK Parti'den yıllarca insanlar yakınıyor. Biz de işte o zaman eski partimizde gidiyoruz. Diyoruz ki ya niye attınız o zaman? Hangi partiye attın? AK Parti'ye attın. Memnun musun diyelim. Niye attın? Alternatif yok diyor. Kime atayım diyor. Ben, siz alternatif misiniz? Evet, şu anda biz alternatifiz. Artık Türk milletinin önünde bir alternatif var. İyi Parti alternatif var. Tabii bu İyi Parti alternatifi kendiliğinden de doğmadı. Yani her ne kadar bunu Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki muhalifler belli bir noktaya getirdiyse de belli bir noktadan sonra Meral Hanım'ı Türk halkı ittirdi. Yani bir referandumda İzmir'de bir mitingi vardı Gündoğan Meydanı'nda. O gün baktığımda inanın o referandumda o referandum mitinginde Meral Hanım'ın yani MHP kökenlilerden daha çok İzmir'de kadınlar ve CHP kökenliler destek verdi. Meral Hanım'da şöyle bir şey. MHP kökeni de size lazım onu. Tabii. Yani mutlaka herkes lazım. Diyorum ya. Meral Hanım şunu söylüyor. Biz gömleğimizi değiştirmedik. Bazıları çünkü gömleklerini değiştirdiklerini iddia ettiler.
gömleklerinden vazgeçmişlerdi. Sonra zaman zaman giydiler, zaman zaman çıkardılar bu 17 sene boyunca. Biz gömleklerimizi değiştirmiyoruz. Ben Türk milliyetçisi olarak, ben ülkücüyüm demiyorum. Çünkü ülkücülük farklı bir boyutu vardır bana göre. Yani çok üst bir mertebede ben ülkücüyüm diyemiyorum. Türk milliyetçisi zaten ülkücüdür. Yani ülkücü dediğiniz zaman çok daha fazla, bana göre daha üst. Yani ülkücü dediğiniz zaman işte bir Halil Esen'de, bir Selçuk Duracık, yani bunların çekmiş olduklarını bildiğim için, bizim tabii yaşımız onlara yetmiyor hatırlamaya ama öğrendiğimiz için onların mertebesine ulaşma şansımız yok. Biz Türk milliyetçisi olarak kendimi hep tanımlarım. Ben bir Türk milliyetçisi olarak evet Manisa'da İYİ Parti İl Başkanlığı'na atandım. Siz önce atamayla geldiniz. Tabii atamayla geldim. Ama İzmir'de il başkanlığı Doğru Yol Ana Vatan Partisi kökenli eski belediye başkanı, eski milletvekili Yıldırım Bey atandı. Bunun yanı sıra Çanakkale'de bir sosyal demokrat arkadaşımız atandı. Bunun yanı sıra bizim il yönetimimize baktığınız zaman hem atamaya hem de kongre sonrası yönetimlerimize baktığınız zaman Doğru Yol Partisi, Ana Vatan kökenli, Saadet Partisi kökenli, Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, CHP kökenli, DSP kökenli birçok arkadaşımız var. Bir de bunların haricinde asıl önemli olan daha önce hiçbir partide siyaset yapmamış yeni siyasetçilerin çokluğu da göze çarpıyor İYİ Parti'nin içerisinde. İnanın parti üyelerinin %30-%35'ini söylediği şey şu, şimdiye kadar hiçbir partiye ben üye olmamıştım ama İYİ Parti'de üye olup mücadele etmek istiyorum diye gelen... Başkanım sizce mahsuru yoksa tabii. Şu andaki il yönetici arkadaşların asil arkadaşlarımız, tabii siz belki yedekler... Bizde asil yedek yok, ben hep bunu söylüyorum. Evet. Yani ben yazarken de bunu hiç ayırmadım, arkadaşlarıma da hep söyledim. Yaklaşık bizim 106 kişilik, yaklaşık değil 106 kişilik bir yönetimimiz var, 14 kişilik de disiplin kurulumuz var. Yani bunların isimlerini söylemenizde mahsur var mı? Yok, hiç mahsur yok. Tamamını da sayabilirim. İstiyorsanız yani çeşitlendirebilirim de. Çeşitlendirme yaparak bir zahmet. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Yani Manisalılar bilmesi açısından. Tunç Eczanesi var mesela. Abdurrahman Tunç Önsoy. Genç bir arkadaşımız. Daha önce herhangi bir siyasi partide değildi. Ahmet Noyan Yaşadı var. Yine genç bir arkadaşımız. Kendisi iki üniversite mezunu. Yurt dışında okudu. AK Parti üyeliğinden istifa ederek geldi. Kökeninde Doğru Yol Partisi, Anavatan, kendisi Selim Şahver tarafından. Ahmet Çelik var, Doğru Yol Partisi'nde eski ilçe başkanı, bir dönem kısa dönem atama il başkanlığı yaptı. Yine Hüseyin Özkan var, Anavatan Partisi'nden yıllarca yönetimlerde bulunan. Bunun yanı sıra Murat Uludemir var, Doğru Yol Partisi'nin eski il başkanı, Tariş başkanlığı yapmış. Yöneticiliği başkanlığı yaptı. İşte evet. Zafer Kolkuran kardeşimiz var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kolları başkan yardımcılığı yapmış. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun dönem siyaset yapmıştı. Bülent Kanik, Engin Kabadağ vardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta evet. GİK'e seçildi kendisi. Onu da buradan tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bunun gibi daha birçok arkadaşım. Hüseyin Kıcıroğlu var. Yine Doğru Yol Partisi kökenli biliyorsunuz. Milletvekili adayıydı oradan. Ama gözüme daha çok yani hiçbir siyasi parti daha önce bulunmamış. Hem yaşça genç hem de belli bir yaşı almış olgun insanlarımız da partimizde görev almak için başvurdular ve birçok da şu anda baktığım zaman da dikkatimi çekiyor. Mesela Ogün Şenmer yine Doğru Yol Partisi'nde yöneticilik yapmış. Yavuz Elbirler var mı? Yavuz Elbirler var tabii. Yavuz Bey biliyorsun eski emniyet müdürümüz. O da ilk defa bir siyasi partide şu anda yöneticilik yapıyor. Evet. Kendisiyle ben daha önce de atama yönetiminde de çalışmak istemiştim. O dönem nasip olmadı. Bir işleri vardı. Onları çözdü. Sonra sağ olsun kendisi geldi. Dedi ki ben artık seçimle gelen yönetimde görev almak istiyorum sağ olsun. Beraber çalışıyoruz şu anda. Evet. Çok da güzel uyumlu bir yönetimimiz var. Çok da güzel çalışıyoruz. Tabii daha yeni yeni artık peki, sokağa çıkmaya başlıyoruz. İYİ Parti'nin yapabileceklerine tabii inanmasanız il başkanı tabii, olmazdınız. Tabii. Aday olmazdınız. Hı hı. Ama orada ne var, kimler var? Yani oradaki insanlar Manisalılar veya Türk halkı tanıyor mu? Tabii. Yani merkez karar mı diyorsunuz ona? Ne diyorsunuz? Merkez yürütme kurulu mu diyorsunuz? Şey değil mi? Ankara yönetiminden başlıyor. Şimdi şöyle. Ankara yönetiminde ilk 200 kişilik bir kurucular kurulu var. Bu 200 kişilik kurucular kuruluna baktığımız zaman bir kere ilk gördüğünüz şey Türkiye fotoğrafı. İşte burada Müslümanı var, Hristiyanı var, işte Alevisi var, Sünnisi var. Ondan sonra solcusu var, sağcısı var, ülkücüsü var, İslamcısı var. Çok miktarda kadını var. Zaten bu bir kadın hareketi. Hep söylüyoruz. Genel başkanı kadın olan bir parti. Bir kadın hareketi, bir genç hareketi. Bunu hep eskiden, genel başkanımızla basarak söylüyordu. Şeyde de olmuştu. Doğru Yol Partisi'nin evet. Tansu Çiller döneminde. Siz de onun örnek mi alarak Sayın Genel Başkanınız hareket yapıyor? Yok, örnek alarak değil. Yani tabii şöyle bir şey söyleyeyim.
Tanrı Sütçülerin döneminde ben bir o dönemde yaşayan, o dönem gençtik, çok siyasetin içinde değilim ama çok yüksek enflasyonlar vardı. Çok işte sıkıntılar çekti Türkiye ama inanın şu dönem çektiğimiz kadar büyük sıkıntılar çekmedik. Ben Tanrı Sütçülerin son dönemdeki tavrını her ne kadar beğenmesem de o dönemdeki milliyetçi ve dik duruşunu da hatırlayan insanlardan biriyim. Tanrı Hanım da burada Türkiye'yi yönettiği dönemlerde ekonomik olarak her ne kadar zor günler yaşasa da çok da başarısız bulmayan birisiyim. Ama Tanrı Sütçülere örnek aldığında Sayın Meral Akşener'in düşünmüyorum. Çünkü Meral Akşener kendi başına bir profil zaten. Ben Meral Hanım'ı öyle görüyorsunuz siz. Tabii. Yani bir yerinden örnek alarak değil yani. Yani Meral Hanım yani sizin gözünüzde öyle görüyorsunuz. Evet, yani birini örnek alıyorsanız bu herhalde sadece Atatürk olur. Meral Hanım'a inancınız tam mı? Sonuna kadar. Yani hiç şüphe duymadım hiçbir zaman. Hiçbir zaman da duymayacağımı umut ediyorum. Çünkü Meral Hanım'la bilmiyorum daha önceden bir teşvikiniz oldu mu, teşvik mesainiz oldu mu? 20'sinde zaten Manisa'ya gelecek, il başkanlığımızı açacak. İnşallah. İnşallah o zaman da ben de sizi davet ederim. Tanışma fırsatınız da olur. Tanıştığınız zaman anlayacaksınız samimiyetini zaten. İnsanın gözünün içine bakarak konuşur. Yani insanların ben dokunur. İçişleri Bakanlığı zamandan aynen, tanıyorum. Mutlaka görüşmüşsünüzdür. Birkaç sohbetimiz olmuştu aynen, yani, kısa da olsa. Yanına gittiğiniz zaman bir genel başkanla konuşmuyorsunuz. Bir ablayla konuşuyorsunuz. Bir anneyle konuşuyorsunuz. Ve o samimiyeti size hissettiriyor. Bir babaanneyle konuşuyorsunuz. Aynen. Çünkü aynen, öyle diyor. Bir babaanneyle konuşuyorsunuz. Yani onu hep söylüyor. Yani ikili diyalogları o kadar samimi ki. Yani ona inanmamak, ona güvenmemek mümkün değil. Hatta aramızda geçen samimi diyalog insanı anlatayım. Bundan 20 gün bir ay evvel yanına gittiğimde tabii kongreler geliyor. Biz kurucular kurulu için hiçbir zaman gidip de ben siyasi olarak şimdiye kadar daha önceki siyasi parti gidip işte benim bunu MYK'ya alın ya da işte GİK'ye alın diye bir tavsiyem hiçbir zaman genel başkanlar olmadı. Yine ben bu kurucular kurulunda da öyle bir tavsiyede bulunmadım. Zaten o zaman da atanmış değildim. Manisa'da kurucular kurulunda kimse olmadı. Tabii biz bunu gittiğimizde kendisine belirttik. Dedik ya girdiğinde içine sayın genel başkanım yani Manisa'dan 200 kişilik kurucular kurulunda kimse girmedi. Bu dönem artık sizden bir şey bekliyoruz GİK'te. Tavrı şuydu elini böyle koymuş beni dinliyordu. Vallahi unuttum başkanım, billahi unuttum dedi. Yani samimi yani. Ya dedi, herkes geldiyse de siz istemediniz dedi. Hatırlatsaydınız yani. Yani ben hareketlerini görün, bir Afyon'u unuttum, bir de sizi unuttum diyor. Çok özür dilerim, bu dönem telafi edeceğiz. Afyon'dan yani, da aldı bu mı? Bu şekilde aldı. Yani bu şekilde diyalogları olan gerçekten çok samimi bir insan. Gerçekten bir söz verdiği zaman arkasında duran bir insan. Hiçbir zaman unutmaz, hiç kimse unutmaz. Yani hafızası kuvvetli hafızası diyorsunuz. Kuvvetli ama hafızadan daha öte verdiği sözleri unutmaz. Hiçbir sözleri şey unutmaz derken. Aynen, onu i̇şte hafızasının kuvvetli aynen. De oradan geliyor. Aynen. Şimdi başkanım siz atamadan sonra genel kurul yaptınız. Genel kuruldan sonra işte az önce saydığınız hı-hı. Arkadaşların bir kısmını özetlediniz. Sizin merkez karar mı diyorsunuz siz? Genel idare kurulu. Genel idare kurulu. Orada böyle seçkinlerden söyleyebileceğiniz kimseler var mı? Tabii. Şimdi biliyorsunuz. Zaten genel başkan yardımcılarımızdan Koray Aydın var, eski bakan. Yine Aytun Çıray var, daha önce Doğru Yol Partisi'nde, daha sonra CHP'den milletvekili, genel sekreterimiz. Tabi bunları, Musa Vat Dervişoğlu var, yine Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde önemli görevlerde bulunmuş. İzmir'de senelerce il başkanlığı yapmış. Birçok vali, birçok büyükelçilik yapmış büyüklerimiz var. Yani şu anda böyle bir yerlerden istifa edip de gelen var mı? Tabii tabii. Yani birçok insan şöyle söyleyeyim. İşte Ahat Andican var mesela. İşte eski anavatan kökenli biliyorsunuz. Özellikle anavatan ve doğru yolda geçmiş yıllarda siyaset yapmış. GİK'in içerisinde çok ciddi sayıda yani 100 kişilik bir GİK var. 80 kişi 20'de 7'de. Yaklaşık bilmiyorum ama herhalde bir 40-50 tanesi kesinlikle eskiden merkez sahada siyaset yapmış bu, insanlar. O kurula giren arkadaşların, abilerimizin bunların akademisyen yanları var mı? Tabii tabii tabii. Yani şimdi biraz önce de söyledim. Bizim 200 kişilik bir şeyimiz var. Kurucular kurulumuz var. Yine bu 100 kişilik GİK yani genel idare kurulumuz da aynı şekilde aynı şeyi yansıtıyor. Toplumun her kesiminden. Bunların içerisinde ev hanımı da var. Emekli general de var. İşte ne bileyim eski milletvekili de var. Bürokrat da var. Profesör de var. Yani toplumun her kesiminden her insan profilini bizim partimiz çatısı altında hem altta hem de en üst yönetimlerde hem bulabiliyoruz. Hem sizin içinizde hem merkezde siyasette bulaşmamış yüzdesi kaç bunların? Aşağı yukarı %30-35 civarında. Hiç yani, bulaşmamış insanlar yeni başlamış %30-35 civarında.
Az değil. Çok, tabii, az yani değil. Çok ciddi. Efendim bu Türkiye'mizde, bu partinizle ilgili başka anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Partinizin kuruluş amacıyla ilgili bir mesajınız olacak mı? Yani partimizin kuruluş amacından hep çıktığım programlarda da söylüyorum. Türkiye'nin gidişatı şu anda bize göre, bana göre ve birçok insana göre gidişat değil. Özellikle 2016 yılında yapılan referandumdan sonra ülkede ne demokrasi kaldı, ne adalet kaldı, ne hukuk kaldı. Tek adam düzeni, diktatörlük düzeni maalesef ki şu anda Türkiye'de artık başlamış bulunuyor 2016'dan beri. Evet. Maalesef ki bazı muhalefet partileri de herhalde muhalefette kalmaktan sıkılmış olmaktadırlar ki mevcut iktidarı şu anda maalesef yamanmış durumdalar. Onların lehine çalışıyorlar. Ben muhalefette muhalefet yapan bir muhalefet partisi var Türkiye'de. Yani muhalefete muhalefet ediyor, iktidara değil. Ama benim bildiğim siyasi partilerin kuruluş amaçları iktidar olmaktır. Bir siyasi parti kurulurken hiçbir zaman ben ikinci parti ya da iktidarın yanında bulunup 3-5 tane milletvekili çıkarayım diye kurulmaz. Ülkeyi, memleketi yönetmek adına kurulur siyasi partiler diyebiliyorum ben. Maalesef ülkede şu anda eğer ki İYİ Parti kurulmasaydı, bugünkü işte mevcut şu anda bir ittifak var. Bu ittifak dahilinde Türkiye'de... Sizin ittifakınız olacak mı bir yerde? Bizim ittifakımız, Sayın Genel Başkan Kongre'de de söyledi. Bugün de yine ona benzer bir açıklaması var. Bugün şunu söyledi, biz ancak ve ancak elinde Türk bayrağı olan, Türkiye'nin çıkarlarını önde tutan Türk insanıyla ittifak yaparız dedi. Ha, bunu söylerken biz hiçbir partiyle ittifak yapmayız demiyor. Bugün de zaten bir açıklamasında şunu söylemiş. İlk turda herkes kendi adayını çıkarmalı. Ama ikinci turda zaten mecburi ittifaklar olacak. Çünkü iki aday ikinci turda yarışacağı için mutlak surette ikinci turda belli partiler belli adayları desteklemek zorunda. O yüzden ikinci turda mutlaka ittifak olacak. Ha, bunun haricinde... Yani bu başkanlıkta ikinci turda. Tabii. Başkanlıkta. Evet. Bunun haricinde yine Temel Karamollaoğlu'nun prensipte ve işte, prensipte anlaştık. Fikir olarak zaten aşağı yukarı aynı fikirleri savunuyoruz diye yine bir açıklaması var bugün. Bunu belki yerel, belki genelde de devam ettirilebilir ama şu an için çok erken diye bir iki açıklama var. Yine Aytun Bey'in, Aytun Çıray'ın da bugün açıklaması var. İttifaka şu anda hayır demiyoruz ama bu ittifakı çerçeveleyecek olan yine İYİ Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti yönetimidir. Bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Birileri de şimdiden bir ittifaklar kuruyor. Şimdi kendileri bir ittifak kurdular. Karşısına da Sayın Cumhurbaşkanı karşısındaki rakibi şekillendirmeyi çok seviyor. Belli bir çerçeveyi almayı çok seviyor. Şimdiden adını koydu işte İYİ Parti, CHP, HDP. Ortak şey yapsınlar, ittifak yapsınlar. Biz kimle ittifak yapacağımızı kimseye sormak zorunda değiliz. Biz ittifakı ancak ve ancak Türk milletinin kendisiyle yaparız. Vatan hainlerine asla yapmayız. Yani vatan haini olarak nitelendirdiğimi anlıyorsunuz ama onlar senelerce o vatan hainlerine bu memleketin altından girdiler, üstünden çıktılar. O habur rezaletlerini de yaşattılar. Diğer bir vatan hainlerine zaten 15 sene birliktelik yaptılar ve ülkenin şu anda bu duruma düşmesinde müsebbip oldular. Peki biz Türkiye'de şu anda bu en çok konuşulan işte FETÖ operasyonları var, FETÖ var. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani buna destek veriyor musunuz yoksa tabii başka yani bir bakışla mı bakıyorsunuz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben senelerden beri hep aynı şeyi söylerim. Yani Türkiye'de yani Allah'la kulun arasına benim kendi şahsi görüşüm. Bir cemaat ya da işte bir... aracı sokmak çok doğru değil. Ama sokan insanlara da saygı gösteriyorum. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Ama cemaatler, tarikatlar eğer varsa ibadet için olmalı. İyilik için olmalı. Allah'ın emirlerini kullara yaymak için olmalı. Devleti yönetmek, devletin içine sızmak, devletin bilgilerini ele geçirmek veya iktidara ortak olmak için olmamalı. Yıllar evvelsi biz bu tehlikeye hep... gösterdik, bu tehlikeyi söyledik. Bu işin doğru olmadığını, cemaat destekli ülke yönetilmeyeceğini. Özellikle o cemaatin, hatta terör örgütünün, biz o zaman da kendilerinin cemaat olduğuna hiç zaten inanmıyorduk. Ülkenin yararına ve faydasına işler yapmadığını söylüyorduk. Ama onlar savunuyordu. Kendilerini biliyorsunuz defalarca buraya çağırdılar. O zaman biz Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken Genel Başkan Devlet Bahçeli aleyhinde FETÖ'nün açıklama yaptığında ne başbakan kalmıştı, ne bakanlar kalmıştı. Susun, nasıl konuşuyorsunuz, çok ayıp bir şey falan Hoca Efendi hakkında. Düne kadar Hoca Efendi'ydi, şimdi FETÖ oldu. Yani
Yıllarca omuz omuza bunlarla birlikte ülkeyi yönettiler. Ne istedilerse verdik diyorlar. Şu anda zaten itiraf ediyorlar. Yine Ankara Belediye Başkanı diyor ki biz de verdik işte her türlü işlerini gördük. Bugün biliyorsunuz bakanlar, o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da her şeyi açık açık anlatıyor. Aldatılmışız diyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Keşke bugüne gelmeseydi bu olay. Keşke evet. Devlet kademelerini dini kurumlarla belli mesafede tutmayı başarabilselerdi. Keşke biz o zaman uyardığımızda onları bir can simidi gibi görmeselerdi. Sadece istediklerini yapabilmek için biliyorsunuz bir 12 Eylül evet. referandumunda cemaatin anormal derecede desteklerini gördüler. Burada mezardan cemaat, ölüyü çıkarın, oy kullandırın buna kadar tabii, söylendi yani, o dönemde. Onlar dahi söylendi. Ama şimdi tabii ki de geç de olsa görmüş oldular FETÖ'nün bir yüzünü. Ama kandırıldık diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi bu bir tabii yani artık komik. Yani herkes mi kandırdı Cumhurbaşkanını senelerdir ya. Yani bugün Cumhurbaşkanı'na baktığınız zaman 2002 yılında yola çıktığı bir tane arkadaşı yanında yok. Bunların hepsi Cumhurbaşkanını kandırdı mı? FETÖ ile birlikte de yok. Bir ara HDP ile birlikteydi. Yok piyasada şu anda onlar. Abdülatif Şener vardı. Yok. Abdullah Gül vardı. Yok. Bülent Arınç vardı. Yok. Hiç kimse yok yanında. Bunların hepsi kandırdı mı Cumhurbaşkanı? Beraber bir yerlerde oluyorlar mı yine? Yani ama şu anda ülke yönetiminde yok. Yok. Var yok. Mı? Evet. Yok. Siz yönetim açısından söylüyorsunuz. Yönetim açısından yok. Yani bunun haricinde daha birçok daha örnek sayabiliriz. Bu FETÖ olayında siyasi ayağı var mı sizce? Siyasi ayağı AKP'nin ta kendisidir. Çok açık söylüyorum. AKP yıllarca... Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da tam tersini tabii söylüyor. Zaten şu ana kadar Meral bakarsanız... Meral Hanım'ın FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Şimdi şu ana kadar bakarsanız AKP'de siyaset yapmış üst düzey bir tane daha FETÖ'cü yok. Ama hiç kimse unutmasın bu kozmik oda açıldığı zaman Sayın Bülent Arınç'a bir suikast yapılacağı iddiasıyla odaya girildi. Bu konunun üstüne hiç kimse daha hala gitmedi. Birçok bakan, birçok milletvekili AKP'nin içerisinde yıllarca Fethullah Gülen'i yere göre sığdıramadı. Bugün Cumhurbaşkanı'nın kendisi dahi metiyeler düzdü, Türkiye'ye davet etti. Bugün başbakanlık yapan Sayın Yıldırım yıllarca metiyeler düzdü. Bunlar hep söyledik ama maalesef ki onların içerisinde hiçbir tane FETÖ'cü yok. AKP'nin içinden hiç çıkmadı FETÖ'cü. FETÖ'cü kim? FETÖ'cü. Şimdi bu FETÖ olayını biraz silah olarak kendilerine edindiklerini düşünüyorum. Yani bir çerçeve çizdiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir FETÖ olayı var. Bu FETÖ terör örgütüdür. Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya, yabancı ülkelere peşkeş çekmeye niyetlenmiş bir çıkar örgütüdür. Sonuna kadar da FETÖ ile mücadele edilmeli. Var mı bunların? Vardır tabii. Sizce? Mutlaka. Bence var. Bence dünyadaki her terör örgütünün, yani daha doğrusu o bölgedeki her terör örgütünün, yani Türkiye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütlerinin birbirleriyle mutlak surette bir irtibatı bulunur. Evet. Böyle bir şey var. Ama biraz AKP sanki şunu yaptı. Daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı şunu yaptı. Şimdi atıyorum. PKK terör örgütü vardı. Bundan işte 35 senedir var. 35 senedir PKK terör örgütüne atıyorum. Tamer Akkal PKK'lı deseydiniz, ya saçmalamayın Tamer Akkal PKK'lı olur mu derdik. Değil mi? İşte Doğan Göde PKK'lı deseydiniz, ya olur mu hiç ne alakası var derdik. Ama FETÖ'yü öyle bir hale getirdiler ki, FETÖ'nün içinde dindar var, dinsiz var, ateist var, Hristiyan var, sağcı var, solcu var. Sanki bu FETÖ'yü biraz böyle nasıl diyeyim, milletin başında o demokrasinin kırıcı gibi tutarak kullanma çabası içerisine girdiler. İşte en büyük tehlike de bu. Yani biraz önce diyorsunuz Meral Akşener'in FETÖ'cü olduğu iddia ediliyor. Var mı belge? Var mı bir fotoğraf? Herhangi bir görüntü? Herhangi bir ispat ya da iddia edebileceğiniz bir tane şöyle bir kağıt parçası var mı? Yok. 2,5 sene oldu. 2 sene oldu bu FETÖ olayı, işte darbe olayı gerçekleşeli. Belki zamanını bekliyorlar. Vardı zamanını bekliyorlar. Olabilir mi o? Yok. Öyle, ya olsaydı siz inanıyor musunuz? Meral Akşener'e parti kurdurup bugün %20-22'lik bir 3 aylık parti getireceklerine. Yani mümkün değil. Eğer varsa Meral Akşener bugün iddialı bir rakam söylediniz. %22. 22 evet. Yani bunu yerel genel seçim hangisi? Genel seçimlerle ilgili genel yapılan. Genel seçimlerde evet. 22 diyorsunuz alacağız. 22 şu andaki rakam ve gerçekleri tam yansıtmayan bir rakam. Onu da ayrıca açıklayacağım. Daha da üstüne Türkiye çıkacak. Genelinde tabii, Manisa için değil bu. Tabii hayır Manisa için değil. Türkiye genelinde 22. Manisa onun üzerine çıkar. Evet. Çok rahat üzerine. Manisa'da kaç oy bekliyorsunuz? Manisa'da birinci parti olmayı bekliyoruz. Bunu
İnan, hani kaç ay oy alıp da bekliyorsunuz? Çünkü yani %30'un altında almayacağımıza kesinlikle inanıyorum Manisa'da. Manisa'da. Yani özellikle Manisa Merkez, Salihli, Akhisar, Turgutlu büyük ilçelerimizde, Alaşehir'de gerçekten çok iyiyiz. Her gittiğimiz ilçede de bunu hissediyoruz. Şimdi görünen bir ya oy var. Siz teveccüh daha mı fazlalaşmaya başladı? Her geçen öyle gün. Öyle mi diyorsunuz? Zaten çok iyiydi yani. Kurulduğumuz günden beri çok iyiydi. Şimdi ben tabii atanmadan önce Manisa'da İYİ Parti'nin içinde bulunduğum için, yani atanma bekleyen, herkes tarafından atanması beklenen bir insan olduğum için zaten ulaşan çok insan vardı. Tahmin edebiliyordum. Ama atama gelip de tabelamızı içerisinde partimize astığımız andan itibaren inanılmaz bir teveccühle karşılaştık. Dizimiz çalıyor, daha tabelamızı astık, içeride eşyamız doğru düzgün yok. İnsanlar geliyor, yaşlı amcalar, genç çocuklar, işte ne bileyim Doğu kökenli kardeşlerimiz tabelayı görüyor, çıkıyor yukarı. Merhaba, tanışmak istedim, İYİ Parti'yi görmek istedim, İYİ Başkanı'yla tanışmak istedim diye sorular soruyor. Geliyor, üye olmak istiyorlar. Biz bunu fark ettik. Yani bir akış var. Her ama yeni üye yapıyor insan, musunuz? Tabii. İnsanlarda bir şey var. Akış var ama çok nette yani korku da var insanlarda. İşin gerçeği şu anda ülkenin yönetilmesi şekli malum. Yani herkesin gördüğü bir şey bu. Sessiz bir kesim var. Sessiz bir kesim var. O %22'den yani, ondan bahsediyorum. %22 gerçeği yansıtmayan bir adam. Berk Mersin diye de sordum aynı soruyu. Yani bu sessiz kesim neden oluştu dedim. Korkudan oluştu. Yani korku rejimi var. Şu anda bir Irak'taki Baas rejiminden şu andaki Türkiye'deki Tayyip Erdoğan rejiminin bana göre hiçbir farkı yok. Korkuyla yönetiliyor ülke. Bugün seçimlere şeyle mi gideceğiz? Olağanüstü halle mi vallahi gideceğiz? Herhalde öyle gideceğiz. Ben geçen gün de söyledim bir açıklamamda. Bugün işte öyle gideceğiz. Yani referandumu o halle yaptık. Tahmin ediyorum seçimi de o halle yapacağız. Yani böyle gidecek. O halle herhalde hiç bitmeyecek zaten. Yani biz bunun tehlikeyi biz referandumdan önce çok anlatmaya çalıştık. Cumhurbaşkanına verilen yetkiler bu referandumda çok üst seviyede yetkiler. Bu ne Cumhurbaşkanlığına denk yetkiler ne diktatör bile denmez. Yani krallık bu. Bildiğiniz padişahlık. Peki, bu. Peki bu başkanlık sistemi referandumda Türkiye'de geçti. Evet, geçti. Siz... Aslında geçmedi. Onu da söyleyeyim. Aslında ben inanmıyorum. Türkiye'de %51 ile başkanlık sisteminin geçtiğine de inanmıyorum. Yani orada ne oldu? Oldu mu diyorsunuz? Tabii 2 saat elektrikler kesildi biliyorsunuz seçim kurulunda. Yani onları evet. Artık bilmiyoruz. Farz edelim başkanlık sistemi oldu. Meral Hanım da başkan oldu. Parlamenter sisteme dönecek mi? Kesinlikle. Bizim programımızın içinde var zaten. Programımızın en üst sırasında, en üst sıralarında yazan şey eğer İYİ Parti iktidar olursa veya Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olursa hemen anayasa değişiklikle en kısa zaman zarfında ama 1 ay ama 3 ay ama 6 ay o tabii meclisin durumuna bağlı. Mecliste değiştirebilecek gücünüz varsa mecliste değiştirebilirsiniz ama gücünüz yoksa halka dönecek, referandum olacak. En kısa zaman zarfında parlamenter, demokratik Atatürk Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temel değerlerine tekrar geri döneceğiz. Dönecek oraya. Tabii kesinlikle. Yani parlamenter. Bu Gülen cemaatine bağlı olarak ya cemaatine demeyeyim de hepsini bu FETÖ olayına bağlı olarak efendim bu adalet ve demokrasiden yani buraya biraz bağlı olduğu için söylüyorum. İnancınız var mı? Yani Türkiye'de bugün adalete inanıyor musunuz? Demokrasinin çalıştığına inanıyor musunuz? Yani parti olarak inanıyor musunuz? Ben şahıs olarak da inanıyorum. Türkiye'de şu anda demokrasi tam manasıyla yok. Neden yok? Bugün demokratik bir seçim yapmak istediğinizde yapabiliyor musunuz? Yapacağınıza inanıyor musunuz? İşte gördük referandumu. Bir tomar oyu alıp da şak 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 grup adam attığını, gizli kameralarda çekildiğini, işte 2 saat boyunca Yüksek Seçim Kurulu'nun kapılarını kilitlenip içeride elektriklerin kesildiğini, işte senelerce görüyoruz trafolara kediler kaçtı, onlar oldu, bunlar oldu. Ya o şeylerle yani bir Yüksek Seçim Kurulu yani seçim siz hileyle mi tabii canım, çok net referandum geçti diyorsunuz. Şimdi Sayın Kardeş şöyle söyleyeyim. Siz dünyanın hangi ülkesinde seçim esnasında öğleden sonra saat 2'de mühürsüz oy pusulaları geçerlidir diye bir Yüksek Seçim Kurulu açıklaması duydunuz? Hiç bunun dünya tarihinde acaba bir gerçekleşen Uganda'da atıyorum Moritanya'da var mı acaba? Böyle bir şey var mı acaba? Yani bir kanun var. Mühürsüz oy pusulaları kesinlikle geçersiz. Seçime giriyorsunuz. Seçimde bir bakıyorsunuz ki evet oyları az geride kalmış hayır oyları çıkıyor. İzmir'de kaybediyorsunuz. Ankara'da kaybediyorsunuz. İstanbul'da kaybediyorsunuz. Toplam nüfus Türkiye'nin yarısı. Büyük illerin tamamında kaybediyorsunuz Manisa gibi işte kalabalık illerde. Türkiye genelinde %1 ile evet kazanıyor.
Niye? Saat 2.30'da Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapıyor. Diyor ki mühürsüz zartlar da geçerlidir. O zaman bir gece önce evde bunları doldurup da getirmediniz. Nereden malum? Nereden bileceğiz biz mühürsüzler geçerlisi de? Evet. Peki sandıklara hakim olabilecek misiniz? Seçim biz sandıklara hakim olacağız. Buna kesinlikle milletimize, Manisalılara, tüm Türk halkına söz veriyoruz. Çünkü 200 bin kişilik bir ordu kuruyoruz şu anda İYİ Parti olarak. 200 bin, sandık, kişi, 200 bin kişi il olarak mı? Hayır, il olarak değil. Türkiye genelinde. 200 bin sadece seçim sandıklarından sorumlu bu arkadaşlarımız. Bunlar şu anda isim isim belirlenmeye başladı. Manisa'da da belirlendi. Bu arkadaşlarımızın bizle birlikte açık hepsinde konuştuk. Bizle birlikte propagandaya gelmeyecekler. Bu arkadaşlarımız bizle birlikte köy gezisine gelmeyecekler. Bu arkadaşlarımız bizle birlikte ziyaretlere gelmeyecekler. Bu belirlediğimiz isimlerin sadece ve sadece görevleri seçim ve seçim sandıkları. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Sabahleyin sandık kurulurken başında beklenecek. Akşamleyin saat 5'e kadar hiç ayrılmayacak. Sayımda tekrar tutanaklar alınacak. Bir seçim koordinasyon merkezi kuruldu. Daha şimdiden Ankara'da. Ama her parti bunu geçmişte zamanlarda da yaptı. Ama biz buna çok ciddi olarak namus gözüyle bakıyoruz. Arabayla götürülürken de yanında olacağız. Teslim edildiği yerde bilgisayara girerken de yanlarında olacağız. Ve asla ve asla bir tane oy dahi biz çaldırmayacağız İYİ Parti olarak. Bunun evet. Kesinlikle sözünü de veriyorum. Bu i̇nşallah, konuda çok ciddi olsun. Çalışmalar var. İstediğinizi çok yapabilirsiniz. İnşallah yapacağız. Şimdi başkanım bizim bir BTR'miz var. Arkadaşlar o BTR'yi röportajlar var. Onu verebilecek miyiz? Hazırsa. Evet. Hazırlıyor arkadaşlar onu. Şimdi bir de şu şey var. Suriyeli, Afganlı, Iraklı Türkiye'de cirit atıyor. Yani neticede bunlar da Müslüman. Tabii. Yani biz o yönden onlara başka gözle bakmıyoruz. Siz burayı nasıl bakıyorsunuz parti şimdi olarak? Ben şöyle bakıyorum. Yani bunların Müslüman ya da Hristiyan olması da çok önemli değil. Önemli olan nokta insan. Yani tabii ki de Türk milleti misafirperverdir. Türk milleti hep mazlumun yanında olmuştur tarih boyunca. Bir sıkıntı varsa, eğer bir ihtiyaç varsa Türk milleti her zaman kucağını açmıştır. Bence sıkıntı şu, Türk milletinin bu misafirperverliğini mevcut hükümet sanki nasıl diyeyim kullanıyor. Bugün bir Türk vatandaşı çalışmadığı zaman ancak 6 ay 300-500 milyon gibi bir işsizlik rakamı alırken bugün Suriyelilere 1000 liranın üzerinde maaş ödeniyor. Ben haksızlık bugün, yapmıyorum ama 800 lira alıyorlar diye biliyorum işsizlik parası. Ama o şeye göre değişiyor. Çalıştığı yıla göre değişiyor. Yani 1000 liranın üzerinde işsizlik parası alıyor Suriyeliler. Bugün Suriyeliler üniversite sınavlarında girerken bazı biliyorsunuz yerlerde sınavsız alınıyor. İşte gibi ayrıcalıklar tanınıyor. Bunun haricinde burayı bir cennet gibi onlara gösterip orada herhangi bir sıkıntısı olmayan da buraya davet etmenin de bana göre manası ve anlamı yok. Çünkü bizim kendi vatandaşlarımız gerçekten aç. Bizim vatandaşlarımız hakikaten geçim sıkıntısı çeken insanlar. Ha belli bir yere kadar yardım edelim, belli bir yere kadar onları tabii ki de savaşın ortasında ölüme terk etmeyelim. Ama biz bunları alıp da sanki biraz bana şöyle geliyor. Bazı yerlerde seçimlerde oy olarak kullanılmak üzere getirtilmişler gibi. Ya bunlar seçmen olacaklar mı? Tabii yani. Çoğu yerde zaten var. Çoğu yerde bunlar seçmen yapıldı biliyorsunuz. Yani geçtiğimiz ben çok iyi bilmiyorum da siz referandumda birçok yerde yapıldı bunlar. Bundan sonraki süreçlerde de bundan sonra tabii bunlar seçmen olacak. Tabii, bunlar devletin maaşlı insanları herhalde birileri gelip onlara bir şey mi söyleyecek? Ya şuraya atın buraya atın diye. Yani onlar özgürce kullanamayacaklar mı? Yani şu anda sizi buraya getiren ve burada size maaş ödeyen, sizin geçiminizi sağlayan bir hükümet varken siz başka bir partiye atar mısınız? Kendinizi riske atar mısınız? Evet. Bu kadar ne? O da mantıklı. Peki bu mültecilerin Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor onu, Sayın Bakanlar da söylüyor. Artık orada sulh meydana getirdik. Bunlar hepsi geri dönecekler diyor. Ben hiç döneceklerine inanmıyorum. Hepsi burada geldiler, mal mülk aldılar birçoğu. Yani işlere girdiler. Birçoğu evlendi, barklandı. Yani bunların hepsinin tamamen tekrar geriye döneceğini hiç tahmin etmiyorum. Çok zor bir ihtimal olarak görüyorum. Hiç kimse ama vatanını terk etmek istemez yani. Tabii ki diyor. Yani hiç kimse, Allah kimseyi düşürmesin. Ama şu da çok önemli bir şeydir. Bu aklıma geldiği için söyleyeyim bir anekdot. Dünyada mülteci durumuna düşmeyen tek millet Türk milleti. Türk milleti hiçbir zaman vatanını bırakıp kaçmaz. Bizim başka gidecek yerimiz yok.
Türk milleti hiçbir zaman vatanını bırakıp evet. Hiçbir yere kaçmaz. Zaten birçoğuna da ben böyle muhabbet esnasında Türkçe bilenlerle konuşuyorum. Diyorum niye terk ettiniz, niye mücadele etmediniz diye. Allah korusun diyorum, bizim Türkiye'mizde böyle bir şey olsa, ki olmasını tavsiye etmeyiz. Olmaz da kanaatindeyim. Ama biz bu memlekette işte İstiklal Harbi geçirdik. Kimse mülteci olmadı, bir yerlere gitmedi. Ya ölürüz ya kalırız. Ya ölür ya da geriye kalır. Aynen. Evet, o veterimizi bir izleyelim arkadaşlar. Veterimizi derken röportajlar var. Bakalım ne demişler İYİ Parti hakkında. Tamer Akkal'ı tanıyor musunuz? Duydum ismini de, kendisine şahsen daha tanışmadık. Evet. Ama orada arkadaşlarım var, benim aile dostum var. Buraya getireceğini söyledi. Tostluğumuzu da yiyor. Hatta şeyler iş yerleri de karşımızda, hemen komşumuz yani bunlar. Peki İYİ Parti'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben pek siyasetten anlamıyorum. Hayırlısı olsun. Yani ne diyeyim? Evet. Yani, iyiyse iyidir. Muhakkak iyi diye koymuşlar ismini. İyidir. Yani, i̇nşallah. Yani iyi. İnşallah. İnşallah. İYİ Parti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hiçbir bilgim yok. Yani siyasetten uzak mısınız? Yok, yakınım. Peki neden? Ama siyasi haberleri dinlemiyorum. Savaş haberleri dinlemiyorum. Yani hoşunuza gidiyor herhalde. Onları izliyor. Evet. Evet. Peki İYİ Parti'nin il başkanını tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kim o? Meral Akşener. O genel başkan. Onları hiçbirini bilmiyorum. Tamer Akkal'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Tamam, o il başkanı o. İYİ Parti ile ilgili düşünceniz? Baba çok iyi olur ya. Sizin düşünceniz? Ben İYİ Parti. Bu? Kadın çok iyi. Bunlar hepsi görmüyor mu? Birbirini çatışıyorlar, barışıyorlar. Senin Tayyip yok mu? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın diyorum. Teşekkür ederiz. Kadına verdiğiniz oluyor. Şerif Şahin. Şimdi İYİ Parti, ben iyi görüyorum İYİ Parti'yi. Kazanacağına inanıyorum. İnanıyorum. Peki teşekkür ederim. Peki şeyi sorayım size. Tamer Akkal'ı tanıyor musunuz? İl Başkanı Tamer Akkal. Tamer Akkal ya, yabancı gelmiyor soyadından. Manisa otobüs şeyleri onu. Onu pek şeyimi bilmiyorum ama onun abisi mi de benim komşumdu o. Şimdi şeyde evet. Duruyor ya. Yani ismini biliyorsunuz ama şahsen bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Hayır. Siz Mustafa Bey? Tanımıyorum abi. İYİ Parti ile ilgili düşünceleriniz ne? İYİ Parti düşüncelerimiz, bence oylar bölünecek gibi geliyor. Ama altyapı daha çok İYİ Parti'ye ağırlık vereceğini düşünüyorum. Peki. Tamer Akkal'ı tanıyor musun? Onu tanımıyorum. İl Başkanı? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. İYİ Parti ile ilgili düşünceleriniz ne? Vallahi şu anda hani hiçbir şansı yok. Yani neden yok? Çünkü alt kuruluşları belli zaten. Onların eskilerden gelme. Yani yeni bir yüz yok, yeni bir çehre yok. Eski yani AK Parti'den ayrılan, MHP'den ayrılan, ne bileyim CHP'den ayrılan, iş görmeyen insanların kurulmuş bir parti. Evet. Şansı biraz zor. Yani kaç alır? Benim tahminim %5, %4,5 aralar. Tamam. Peki Tamer Akkal il başkanı, onu tanıyor musunuz? Onu tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Peki teşekkür ederim. İYİ Parti ile ilgili düşünceleriniz nedir? Valla gördüğüm kadarıyla televizyonda izliyorum. Gidişat iyi gibi görünüyor. Fakat ilk olması sebebiyle inşallah başarır. İnşallah. Temennimiz o. Peki Tamer Akkal'ı tanıyor musunuz? Onu tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Yani televizyonda, basında görmediniz mi? Yok. Görmediniz. Görmedim. Tamam. İYİ Parti'nin geleceği için diyorsunuz. Gidişat iyi. İyi. Zaten ismi de iyi zaten. Parti ismi de iyi. Evet. Temennim hayırlısı olsun diyelim. Yerel seçimlerle ilgili ne diyorsunuz? Valla genel seçimlerde daha henüz bir karar vermedim. Hayır, yerel. Yerel seçimde şimdiki şu anki Cengiz Bey fena değil gibi görüyorum. Ama aday olacak mı olmayacak onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Onu da... Başkanım şeyi izledik, röportajları. Aleyhte konuşan da var, lehte konuşan da var. Yani biz özellikle bunu dikkat ediyoruz. Yani hep böyle partililere gitmeyelim, partililerin dışında arkadaşlarla yapalım diye dikkat ediyoruz. Bütün partileri aldığımızda da böyle davrandık. Efendim, Allah hürriyeti yalnızca onu arayana verir. Kemal Atatürk çok güzel bir söz söylemiş. Şimdi bu röportajlarla ilgili ne diyorsunuz? Valla... 3,5 dedi bir tane vatandaş. Ne olarak? Oran olarak mı? Oran olarak. Yani tabii saygı duyuyorum ama yani gerçekten onu yansıtmıyor bizim yaptırdığımız şu ana kadar anketler. Yani sizin anketler gerçekten dediğiniz gibi %22 mi çıkıyor? Siz Türkiye'ye, peki Manisa'da kaç çıkıyor?
Manisa anketimiz daha sonuçlanmadı. Genel merkezimiz herhalde bu ay içerisinde tamamlayacak en son görüştüğümüzde. Türkiye genelinde 7 tane ayrı firmayla çalışıyor genel merkezimiz. 7 tane araştırma firmasıyla çalışıyor. Bir de ayrıca Sayın Özdağ biliyorsun bizim genel başkan yardımcımızın bir de bir vakfı var. O vakıfta da yine genç arkadaşlarımızla çalışıyor. Bu merkezin de yapmış olduğunla birlikte 8 tane ayrı şirketin yapmış olduğu seçim anketi var. Seçim anketlerinin sonucunda şu çıkıyor. %18 ile %22 arasında İYİ Parti'ye şu anda oy atacağım diyen insan var Türkiye'de. Bu düşer mi? Düşer mi yükselir mi? Onu söyleyeceğim. Bir de en güzel yanında ne biliyor musunuz? Kemikleşmiş oy denilen bir şey var. Siz de eski siyasetçisiniz bilirsiniz. Yani taban diyebileceğimiz partinin. Normalde yeni bir partide bunun kaç olabileceğini tahmin edersiniz ama İYİ Parti'de bu 8 firmanın da ortak görüşü %16. %16. Ama şu var, %16 kemikleşmiş oy olan bir siyasi partinin %18 ya da %22 alması da mümkün değil. Çünkü ben bugün inanıyorum ki AK Parti'nin bile kemikleşmiş oyu %25 değildir. Yani ki %50'lere yakın oy aldı geçtiğimiz seçimlerde. Evet. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de biraz önce de bahsettim, bir diktatörlükle yönetiliyor. Türkiye bir baskı rejimiyle yönetiliyor. Türkiye'de şu anda korku hakim. İnsanlar yolda duruyor, hiç tanımadığı bir insan. Diyor ki şu anketi cevaplar mısınız ya da soruları sorsam cevaplar mısınız? Bu insan ya emekli, ya karısı memur, ya kendisi memur, ya çocuğu belediyede çalışıyor, ya çocuğu hastanede çalışıyor, ya kızı bir yerde çalışıyor. İnsanlarda bir korku var. Bu insan İYİ Parti'ye oy atacaksa bile kararsızım diyor. Zaten kararsız oylar nasıl fazla biliyor musunuz? Yani %15'lerde, %18'lerde böyle bir kararsız şimdiye kadar yoktu. %5'tir, %8'dir. %20'lerde kararsız oy var. Ama geçtiğimiz dönemde 20'leri falan gördük kararsızları. Ama bu dönem çok daha fazla ve şu var. Korkudan AKP diyen de çok fazla olduğuna inanıyorum. Bunu aynı şekilde şirketler de söylüyor. Korkudan İYİ Parti diyemeyenlerin de çok fazla olduğunu inanıyorum. Ben sandıkta İYİ Parti'nin patlayacağını ve sandıklarda çok farklı sonuçlar çıkacağını inanıyorum. Biz yeter ki sandıklara sahip çıkalım. Yani insanlar korkudan dolayı gerçek fikirlerini söyleyemiyorlar ve bu anketlere rağmen %22, %18-22 arasında bir bantta eğer İYİ Parti gözüküyorsa ki 3 aylık bir süreçte, bu 4 aylık bir süreçte. Bu bir herhalde bildiğim kadarıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir şey. 4 aylık bir partinin %18-22 bandına yükselmesi, %16 bir kemikleşmiş oya sahip olabilmesi bu kadar kısa zamanda bir mucize olduğunu söylüyor profesörler, genel merkezin görüştüğü arkadaşlar. Ben çok daha ileriye, ilerleyen zamanlarda çok daha üstlere çıkacağına inanıyorum. Başkanım, ben işte çarşıda dolaştığımda, işte sizinle program yapacağımı bilenlerle böyle sohbet anında Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda aktif içinde olan bir arkadaş, isim vermeyeyim. Tabii. Sizin bildiğiniz bir arkadaş. Bir tekerleme yaptı. Ben de onu not ettim. Tamam. Dedi ki davet et, hayret et, af et, tövbe et ama ihanet etme dedi. Çok doğru söylemiş. Yani bunu neden söyledin dedim, pek açıklama yapmadı. Ben şöyle anladım onu. Evet. Türkiye'de ihanet içerisinde olan bazı partiler var. Yani ben ona yordum. Ben şöyle söyleyeyim. Yani sizin şahsınızla ilgili söylemiş de olabilir mi diye ben kafamda öyle bir yorum yaptım. Ona katılıyor musunuz? Ben o zaman ona bir cevap vereyim. Yani kusura bakma. Yok, hayır, ben bir olay anlatarak cevap vereyim. Rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e soruyorlar. Diyorlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni niye kurdunuz? O da diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı biz Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurmazdık diyor. Ben de diyorum ki evet. Milliyetçi Hareket Partisi Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurmuş olduğu Milliyetçi Hareket Partisi olsaydı biz de bugün o partiden ayrılıp İYİ Parti'yi kurmazdık diyorum. Yani biz onu göremedik orada diyorsunuz. Göremedik değil. Yani son yıllar değişti tabii. Son tamamen yıllarda. Değişti. Yani zaten. Ama siz İYİ Başkanlığı da yaptınız orada. Yaptım. Gururla yaptım. Şerefle yaptım. Hala da o şerefi buramda taşıyorum. Ne mutlu. Yani ondan hiçbir sıkıntım yok. Çünkü ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlığını yaptım. Ben Devlet Bahçeli'nin ya da şu andaki merkez yönetiminin il başkanlığını yapmadım. Ben o zaman da doğru bildiklerimi söyledim. 2012 kongresinde de aleyhte oy kullandım açık açık. Çünkü yanlış yapılan şeyler vardı. Üzerine bastık. Evet. Ama içeride artık muhalefet şansı bulamayınca yeni bir partide denedik. Ama biz asla ve asla ihanet etmedik.
iki sene önce hain dediklerimize, iki sene önce hırsız dediklerimize, şimdi karşılarında el pençe divan durmadık. Biz o zaman da Bozkurt yaparken Başbuğ Alparslan Türkeş'in fotoğrafının altında yaptık. Bir başkasının arkasında asla Bozkurt'umuzda yapmadık. O hain diyenler bir düşünsünler iki sene öncesini, bir de şimdikini. Kimin ihanet içerisinde bulunduğunu, kimin ihanet içerisinde bulunmadığını çok daha iyi idrak ederler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani o soruyu sorduğum için tekrar özür dilerim. Yok, rica ederim. Çok. Şimdi efendim reklama gitmemiz lazım ama reklama gitmeden önce ben güzel Kemal Atatürk'ün yine bir sözleriyle reklama gitmek istiyorum. Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan rahat yaşamak yaşayan milletler önce hasiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra da istikbal ve istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar diyor Sayın Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Bununla ilgili bir şey diyecek misiniz? Yani sözle ilgili. Şimdi bak çok güzel bir şey. Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan rahat yaşayan milletler önce hasiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur diyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, bu sözle ilgili değil de Atatürk'ten konu açılınca aklıma hep şu geliyor. Yani bir insan bundan yaklaşık 100 küsur sene önce doğup bugünleri bu kadar net görebilen, ilerisini bu kadar net sezebilen ve 100 sene sonrasıyla ilgili öğütleri verebilen nasıl bir insanmış ki, yani Allah tarafından Türk milletine hediye edilmiş. Ben hala da bazen düşünüyorum. Yani ne kadar mutlu olmalıyız, ne kadar şanslıyız ki Atatürk gibi bir lidere sahibiz. Reklama gitmeden bir şey daha sorayım. Tabii. Başkanım. Bu Atatürk Koruma Kanunu var biliyorsunuz. Evet. Devam var mı? Hayır. Kanun var canım. Kanun zaten kanunlarda var. Bir sıkıntı yok. Kanunlarımız her şeyle tam. Atatürk'ün aleyhinde sosyal medyada telefonlarımızı elimize aldığımız zaman çeşit çeşit Atatürk'ün aleyhinde bir şeyler var. Evet. Bunun için ne diyorsun? Yani ne yapmalılar? İnsanın, ne olmalılar? İnsanın biraz bunu bilerek mi salıyorlar? Utanması lazım. Biraz utanması lazım Atatürk'e laf söylemesi için. Ama maalesef öyle hadsizler var. Manisa'da dahi biliyorsunuz daha bir ay, bir buçuk ay önce. Maalesef de iktidar partisinin il yönetimine girebilmek için densizce laflar ettiler Atatürk'e. Yok işte 80 yıllık reklam arası bitti falan diye. Türkiye'de kanunlarda bir sıkıntı yok bana göre. Türk ceza kanunlarında hiçbir sıkıntı yok. Hem bu konuda Atatürk Koruma Kanunu hakkında hem de diğer konularda. Bu özellikle son dönemlerde bu çocuklara tecavüz olaylarıyla ilgili falan. Uygulamada sıkıntı var. Bizde kanun var ama evet, uygulayan maalesef ki yok. Burada aynı soruyu ben Berk Mersinli'ye de sordum. Hı. AK Parti İl Başkanı'na. O cesur yürekli şunu söyledi. Buradan dedi ilgili savcılara suç duyurusunda bulunuyorum. Sosyal medyada bunlarla ilgili gereken muameleyi yapmalarını rica ediyorum. Ben de kendisine şunu da soruyorum. Buna da bana cevap olarak versin. Son bir sene içinde Atatürk'e hakaretten kaç kişiye dava açılmış? Son bir sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı hakkında Sayın Cumhurbaşkanı hakaretten kaç kişiye dava açılmış? Savcılar ne kadar bu konuda adaletli davranmış? Kendisi de bunu açıklasın. Sadece istediği tek şey o. Kendisi bağlanmış. Peki. Biz bir reklamlara gidelim. Tamam. Sevgili izleyiciler, reklamlar çok kısa ama bizi izlemeye devam edin efendim. Acil çağırma elinizi. İlgili bir mantar arıyorum size.
12 adil çağrı merkezi, emniyet nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzun adı ne? İşinizi orada almaya çalış. Ekip yönlendiriyorum seni. Ekibimiz gereğini yapar. İyi günler. 112 merkez. Acil durumda 112 tek numara. ABC, ABC Mobilya. ABC Mobilya. ABC Mobilya. Hadi sen de gel, gel bu aşka. ABC Mobilya. Hadi gel hayallerini yaşa. Sizi dinliyor, sizler için çalışıyoruz. İyi günler, Yunus Emre Belediyesi Çağrı Merkezi, ben İrem. Size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Mehmet Çerçi Başkanlığında büyük projeleri hayata geçiren Yunus Emre Belediyesi, vatandaşlarının sorunlarını da can kulağıyla dinliyor. Tabii ki de, tabii ki de. Ben iletiyorum, onlar gerekli işlemi yapacaklar. Vatandaşlarının yaşadığı sorunları, istek ve şikayetlerini önemseyerek halkının sesine kulak veren Yunus Emre Belediyesi, 444-6209 numaralı çağrı merkeziyle artık 7 gün 24 saat hizmet verecek. Osman Bey, hangi mahallede ikamet ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çağrı merkezi, Yunus Emreli vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek sorunlara en hızlı şekilde çözüm getirmek için artık haftanın 7 günü 24 saat vatandaşını dinliyor. Doya doya maç keyfimi yaşamak istiyorsunuz. Süper Lig heyecanını 236 Cafe Lounge'da yaşayın. 236 Cafe Lounge'da yeriniz hazır. Adres: Tevfik Lav Tesisleri, 5M Migros yanı. Rezervasyon için iletişim 0236-233-11-0. Projeleriyle takdir toplayan Yunus Emre Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde bir projesini daha hayata geçiriyor. 5000 metrekare alan üzerinde kurulacak proje içerisinde kafeterya, düğün salonu, gençlik merkezi ve kadın yaşam merkezi olarak hizmet verecek binalar bulunacak. Binaların özellikleri şu şekilde. Düğün salonu. 2 katlı olarak inşa edilecek projede zemin katta çok amaçlı salon, üst katta spor salonu ve idari salon bulunacak. Kadın Yaşam Merkezi. 2 katlı olarak projelendirilen binada 5 atölye, 1 spor salonu, soyunma odaları, duşlar, mutfak, çocuk bakım odaları, bekleme bölümü ve idari ofis olacak. Gençlik Merkezi. 2 kattan oluşan bina içerisinde 5 etüt salonu, kantin, kütüphane, bekleme bölümü ve idari ofis olacak. Projede ayrıca kafeterya, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, çocuk parkı, futbol sahası ve 70 araçlık otopark bölge halkının hizmetine kazandırılacak. Vizyonumuz geniş, hedeflerimiz büyük. Gelecek nesiller için sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın modern bir kentte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Doktor Mehmet Çerçi, Yunus Emre Belediye Başkanı. Bayanlar, mutfağınıza keyifli bir şekilde iş yapmak istiyorsanız Erdinç Ticaret Kelebek Mutfağı mutlaka uğrayın. En trend renkleriyle ve sıra dışı tasarımlarıyla mutfağınızı konforlu ve renkli bir şekilde güzelleştirmek için Kelebek Mutfağı seçin. Proje ve çizim ücretsiz ve ömür boyu garantili. Adres: Birinci Anapartalar Mahallesi, Konuk Caddesi, 38 Taksim A, 22 Sultanlar Karşısı, Şehzadeler, Manisa. Manisa'nın yükselen yıldızı 45 Park AVM. Güzel Yurt Mahallesi'nde 16.200 metrekarelik alanda yükselmeye devam ediyor. 45 ayrı işletmesiyle 500 kişiye istihdam sağlayacak olan buluşma noktası. Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri. Birbirinden enfes dünya lezzetleri. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve gençlik eğlence merkezi. Son teknolojiyle donatılmış sinema salonları. Profesyonel eğitimci kadrosuyla kulüp sportif. 12 adet tropikal bitki ve deniz canlılarının bulunduğu dev deniz akvaryumları. Ücretsiz servis olanakları ve birçok satış noktasıyla Manisalılar ile buluşmaya hazırlanıyor.
45 Park AVM hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için www.45park.net'i ziyaret edebilirsiniz. Başak Yılmaz Kuaför Güzellik Merkezi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde kişiye özel saç tasarımlarıyla, profesyonel kaş alımıyla ve kişisel bakımlarıyla Manisalı bayanlara kendisini daha güzel görme olanakları sağlıyor. Yeni şubemizde, yenilenen yüzümüzde, sınırsız hizmetlerle profesyonel ekibimizde siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Salonumuzda sunduğumuz diğer hizmetlerimiz, ölçümlü usturayla kaş alımı, takma kirpik, kaş kontür, dudak kontür, profesyonel makyaj, mikro kaynak, boncuk kaynak, keratin bakım, ayrıca bayanlara özel masaj, lazer epilasyon, cilt bakımı, mekanik medikal cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, leke akne tedavisi, cilt yenileme işlemi, kalıcı makyaj, protez tırnak ve kirpik liftingi. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi'nde hizmette sınır tanımıyoruz sloganımızda siz Manisalı bayanları bekliyoruz. Başak Yılmaz Kuaför ve Güzellik Merkezi. Adres: Topçu Asım Mahallesi, İzmir Caddesi, numara 17 Taksim A, Yunus Emre Manisa. İletişim bilgisi 0544 381 4514. Nazlı Köpür, Başak Yılmaz. Yunus Emre Belediyesi Muradiye Düğün Salonları. Nişan, düğün, sünnet, kına gecesi, yemekli yemeksiz organizasyonlarınıza 1000 metrekarelik kapalı ve havuz başı alanımızda muhteşem bir imkan sunuyoruz. Özel otoparkı, özel güvenliği, mescit, kafeterya ve muhteşem mekanımızda mutluluğunuza ortak oluyoruz. Yunus Emre Belediyesi Muradiye Düğün Salonları. İletişim için telefonumuz 535 10 727 14. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres: Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231 72 45 211 03 33. Bayanlar, Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu birbirinden cazip kampanyalarıyla güzelliğinize güzellik katıyor. Güzelliğin en class adresi Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu. Sevgili Manisalılar, ikinci bölümde beraberiz. İyi Parti İl Başkanı'ndan beraberiz efendim. Bizi izlediğinizi biliyorum. Manisa'ya bakış programının izlendiğini de biliyoruz. Çünkü biz izlenenleri takip ediyoruz. Şu anda yaklaşık 10 bin civarında izleyicimiz var. Bu izleyicimiz bundan sonra, şu saatten sonra biraz daha fazlalaşacağı kanaatindeyiz. Çünkü
daha önce meclisten, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden dolayı bir 45 dakika aksama oldu. O aksamayı da herhalde vatandaşlar fark etmişlerdir. Biz izlerseniz İYİ Parti'den önemli mesajlar alacağınızı umuyorum. Efendim, insan vardır fark edilmez süsünden. Kimi farksızdır koyun sürüsünden. Her gördüğün şekle kapılma, insan anlaşılmaz görüntüsünden. Ömer Hayyam demiş, ben demedim efendim. Evet, Sayın Başkanım, bu evet. İkinci bölümde aslında sorularımız, sana soracağım sorular çok fazla. İnşallah bu Manisa'ya bakış programı içerisinde bunların hepsini görüşeceğiz. İnşallah. İstiklal Marşı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız güftesiyle ilgili bir laf etti. Sonra başka türlü söyledi. Yani bunu tabii biz diğer partilere de sorduk. Siz ne diyorsunuz bu güftesinin değiştirilmesi? Hatta sosyal medyada görüyoruz. İşte teflerle bilmem bir şeylerle yapıyorlar falan. Siz komedi. Komedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın huyu bu. İşler biraz ters gitmeye başladığı zaman tabii gündem değiştirmek için olmayacak şeyleri ortaya sürüp gündem değiştiriyor. İşte bugün 3 ay öncesi Reza Zarrab konuşuluyordu. Şimdi Reza Zarrab'dan hiç bahseden bir televizyon kanalı yok. Haberler yok. Evet. Hiçbir bu tarz haber yok. İşte bu tarz gündem değiştirmelerle idare etmeye çalışıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Türk halkının bazı noktaları vardır. Oralara çok fazla basmaya başladılar. Yani bugün İstiklal Marşı'nın değiştirilmesi güftesinin, bestesinin söz konusu değil. Zaten anayasayla bu güvence altına alınmıştır aslında. Bunu ortaya atmak bir cumhurbaşkanına, hele hele bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na şu sözleri ben kendi şahsım adına hiç yakıştıramadım. Onu ruhumda, onu içimde hissettirmiyor diye bir cümle sarf etti. Vallahi o zaman insanlar sorunu kendilerinde arayacaklar. Ben Milli Marşı duyduğum anda, her duyduğumda yemin ederek söylüyorum, benim tüylerim diken diken oluyor. Hem sözlerini hem de o müthiş müziğini her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Eğer yani birisi, güftesinin oynanmasından birisi, tarafa değilsiniz. Kesinlikle değilim ve aynı zamanda şunu söylerim. Eğer o güfteyi duyduğunuzda sizin ruhunuzda işlemiyorsa, sizin kalbinizde işlemiyorsa o sizin kendi şahsi probleminizdir. Türk milletinin değildir. O probleminize sizi baş başa bırakıyorum diyorum. Peki bu 15 yaş nikahı ile ilgili bir şeyler atıldı ortaya. Söylendi, edildi. Evet. Ne diyorsunuz? Bu konu konuşulacak bir şey mi? Bugün Genel Başkanımız bununla ilgili bir açıklaması da oldu. Biliyorsunuz biz salı günleri Büyük Millet Meclisi'nde bizim bir grubumuz yok ama Türk Milleti ile grup adı altında genel merkezimizin altında bir her salı basın açıklaması yapıyor. Bu konuya da değindi Sayın Genel Başkan. Uzun mücadelelerin ardından geçtiğimiz hafta meclise çocuklara istismarla ilgili kanun teklifi geldi. Muhalefetin uzun süredir bir çabası vardı. Geldi fakat... İnşallah çok sert bir kanun teklifi oldu. İnşallah çok sert zaten de çocuk kelimesini 12 yaştan itibaren kabul ediyorlar. 12 yaştan aşağısını. Genel Başkanımız da bugün onu söyledi. Genel kanun tasarının hepsinde 12 yaş ve 6 diye geçmiş. 13 yaşında, 14, 15, 16, 17 yaşında. Bunlar çocuk sayılmıyor mu dedi. Yani nasıl bir zihniyettir ki çocuklara cinsel istismarla ilgili bir kanun teklifi hazırlarken 12 yaş sınırı koyabiliyorsunuz? Nasıl bir mantık vardır, nasıl bir kafa vardır, nasıl bir düşünce yapısı vardır? Kardeşim sizin evladınız, çoluğunuz, çocuğunuz yok mu? 17 yaşındaki çocuk değil mi? 15 yaşındaki çocuk değil mi? 15 yaşındaki çocuk nikah serbestliği getiren bir sistem var. Bu erkek ya da kız fark eder mi? Yani 17 yaşındaki insan çocuk değil mi? Evet. Yani böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Bu ülkeyi yöneten zihniyete bakar mısınız? Yani o kadar saçma bir şey ki çocuk cinsel istismarıyla alakalı bir kanun hazırlıyorsunuz ve 12 yaş sınırı koyuyorsunuz. 12 yaşın altındakilere doğru gidiyor. 12 yani 13 yaşında, 14 yaşındaki çocuktan saymıyorsunuz. Bu ama diyecek hiçbir şey yok. Bu bir zihniyet. Bu zihniyet problemi bu. Aslında bu konu çok konuşulacak bir şey de değil. Yani olmaması gereken. Olmaması gereken olmaması. Çok net. Bugün oylama yapılsa Türk halkının %99'unun böyle bir şey tartışmaya dahi açmayacağından da eminim. Ama hangi fikirle, hangi düşünce yapısıyla böyle şeyler kaşınıyor, böyle şeyler yapılmaya çalışıyor onu da anlamış değilim.
Şimdi en son anayasa referandumu yüzde kaçta geçti efendim? 51. 51. 51. 83 anayasası 97'de geçti. Tabii. Daha önceleri ben hatırlamıyorum, şimdi bilemiyorum. Peki bir daha bir anayasa önümüze gelse yine 51 ile geçer mi efendim? Aynı referandumu mu diyorsunuz? Yani aynı benzeri kanun maddelerini işte, içeren. Çocuklarla ilgili vesaire vesaire ne gelirse. Hı hı. Yine 51 ile geçer mi istediğiniz gibi? Yani Allah'ın izniyle biz buna müsaade etmeyeceğiz bundan sonra. Bundan sonra biraz önce de söyledim. Yani biz sandıklara sahip çıkacağız. O yüzden Türk halkı ama 51 ile ama 99'da ama 100'de hangi noktada karar veriyorsa biz o noktada çıkması için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Ama biraz önce söyledim, o zaten anayasa referandumu da 51'le falan geçmedi. Yani o başka nokta. Onu siz anlattınız zaten, başta onu anlatmıştınız. Efendim, ekonomiye gelelim, çok önemli bir konu. Bugünkü ekonomi iyi mi gidiyor? Keşke iyi gitse. 10.500 dolar kişi başına milli gelirimiz var. Bunu Sayın Bakanlarımız açıklıyor. Sayın milletvekillerimiz açıklıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklıyor. IMF olan borçlar ödendi. Ekonomi o zaman çok iyi gidiyor. Çok. Yani ya, bakın, samimi söyleyin ama. Bunu da ben de samimi olarak söylüyorum. Yani ben esnafım. Yani evet. Çocukluğumdan beri esnafım. Birçok esnaf arkadaşım var. Ben şu anda işlerimiz çok iyi diyen daha hiç kimseyi görmedim, bu bir. Ben iddia ediyorum, Türkiye'nin ekonomik durumu bugün 2002 krizinden ya da 2007'de yaşanmış olan o teğet geçen krizden hiç farkı yok. Tek farkı ne biliyor musunuz? 2007 krizinde sokağa çıktığınız zaman gördüğünüz 100 tane evin 50 tanesinde satılık levhası vardı. Bugün bunları görmüyoruz. Görmeme sebebimiz ne biliyor musunuz? Geleceğimizi borçlandığımız için. Çünkü o evlerin tamamı ipotek altında bankalara. İpotekte olduğu için o evler de satılamıyor. Satılamadığı için de satılık değil. Aslında insanlar o günden çok daha fazla borçlu. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde altın ve döviz ve aynı zamanda borsa aynı anda yükselmez. Bunu bir terazinin iki yanı olarak düşünün. Yıllarca siz de kuyumcular içerisinde esnafsınız. Borsa eğer yükselirse altın ve dolar düşer. Eğer diğeri yükselirse diğeri düşer. Yani bu çok sabit. Türkiye'de uzun zamandır hepsi birden yükseliyor. Yani dolar da yükseliyor, altın da yükseliyor, borsa da yükseliyor. Kardeşim, ya bir ekonomi bakanı düşünün, bir devlet bakanı düşünün. Desin ki Türk lirası değer kaybetmiyor, dolar değer kazanıyor. Yani siz neyi saklıyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz, o kadar mı artık biz affedersiniz yani saf görüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Türk lirası değer kaybetmiyormuş, dolar değer kazanıyormuş. Yani bir bakan bunu söylüyor. Bu kadar artık bizi resmen tiye alıyorlar, resmen kafaya alıyorlar. Böyle peki bir şey biz yok. Türk lirasıyla alışveriş yapacakmışız. Mal alırken de öyle, tabii, mal satarken de öyle. Tabii yani öyle diyorlar zaten. Bu uygulamaya İyi Parti nasıl bakıyor? Türk lirasıyla yapacağız ama maalesef ki dış borçlarımız dolarla. Ülkemizin borcu, cari açığı dolarla. Dünyanın hiçbir yerinde Türk lirasıyla, bugün bir İngiltere Türk lirasıyla bunu ölçmüyor. Bugün Almanya Türk lirasıyla ölçmüyor. Uluslararası alanda ülkelerin ekonomik durumu, ülkelerin kendi paralarıyla ölçülmez. Bugün yıllardan beri Sayın Cumhurbaşkanı, AKP yetkilileri, IMF'e ödedikleri borcu anlata bitiremediler. Bunu her dinlediğimde de kendimden şüphe ettim. Acaba ben yanlış mı bilgimi biliyorum? Yani Türkiye'nin dış borcu bitti mi? Üstüne basarak söylüyorum. Türkiye'nin borcu 2002 yılında 129 milyar dolarken bugün, 2000'in kaç yılında? 2002 yılında. Yani teslim aldıklarında ülkeyi. AKP 2002 seçimleri kazandıklarında Türkiye'nin dış borcu ki çok büyük bir ekonomik kriz atlatmıştı. 129 milyar dolarken 2017'nin Ekim ayında Türkiye'nin dış borcu 438 milyar dolar. Yani yaklaşık 3-4 katına yaklaşmış o zamanki paranın. Nerede hani o borç eder? IMF'ye borcumuz. Ama borcum IMF'ye yok. Tamam, doğru. Ne fark eder? Benim borcum Doğan Göde'ye değil de benim borcum Tamer Akkal'a. Fark eder mi? Türkiye'nin bir borcu var mı? Yani Türkiye sanki o IMF'e olan borç Türkiye'nin tüm borcu ödendi bitti ama gibi. Ama devlet borçsuz gözüküyor. Devlet borçlu, özel sektör borçlu. Özel sektörden devlet alabileceğini alıyor mu? Vergimizi ödeyebiliyor muyuz? Sigortamızı ödeyebiliyor muyuz? SGK'mızı ödeyebiliyor muyuz? Ödeyebiliyorsak niye durmadan her sene devlet bunlara af getiriyor, yapılandırma getiriyor? Çünkü insanlar para kazanmıyor. Ekonomi bozuk. İnsanlar evlerine ekmek götürmekte, şefte yapmakta zorlanıyor. Siz de esnafsınız, çarşıdasınız, görüyorsunuz. Evet. Bundan ben otobüs sektöründe yıllarca çalıştım. Biz
2002 yılında Ankara İstanbul araba kaldırırken kalabalık günlerde otobüsçü bize sıraya girerdi. Böyle kalabalık günlerde işte asker sevkiyatında, bayramda bir hafta önceden bize yazdırırdı. Biz sırayla gönderirdik. Şimdi asker sevkiyatında kalabalık günlerde otobüsçü biz arıyoruz. Diyoruz ki İstanbul'a gönderelim. Gitmeyeceğim abi ben de. Niye diyorum? Gidiyorum, dönüşte boş gelirsem para kalmıyor. Yani artık iş o kadar radde geldi. İnsanlar iş yapmak istemiyor. Çünkü çalışınca karşılığını alamıyorlar. Aldıkları para yetmiyor. Her sektörde bu böyle. Yani bugün işte hep halkın zengin olarak gördüğü kuyumcular. Siz de onların içerisindesiniz. Adamlar zarar etmemek için yani adeta kuyumculuktan başka her şeyi yapıyorlar. Yani ödleri kopuyor, altında bugün bir zam geldi. Hani biz herkes dışarıdan şey sanar. Kuyumcular işte altında zam geldi mi, parayı buldular falan. Adamlar öyle değil tabii. Öyle değil tabii. Yani altına zam gelecek, altın aynı düşüşecek. Ödleri kopuyor adamların, para kazanacağız diye 40 liradan su getiriyorlar. Her sektör böyle, hizmet sektörü de böyle. Yani şunu söyleyeyim, Türkiye'de bir pembe tablo çiziliyor ama bugün sokağa çıktığınızda, bugün köylere gittiğinizde, bugün evet, şehre, esnafa indiğinizde inanın bu pembe tablodan eser yok. Ve Türk halkı bunun artık farkında. Nereden bunu çok net olarak anlıyorum? Bir iktidara çok fazla eğer artık tabandan ses çıkmaya başlıyorsa inanın ki o insanların ekonomisi bozulmuştur. Bazı şeyleri insanlar tolere eder, bazı bozuk. İşte eğitimde problemi, işte bazı başka sorunları belli bir süre tolere eder. Ama ne zaman ki insanların cebine vurduğu zaman o sıkıntılar, ne zaman ki ekmeğine, eve götürecek ekmeğe vurduğu zaman insanlar iktidara karşı yavaş yavaş konuşmaya başlarlar. Ben senelerdir siyaset yapıyorum ama şu son 17 sene içerisinde ilk defa Türk halkını bu kadar çok tabanda kaynarken görüyorum. Ve bu ekonomi, şunu yani çok net olarak söylüyorum. Yani bunu siz bir il başkanı olarak evet, böyle görüyorsunuz, yoksa sizin çevreniz de böyle görüyor mu? Benim çevrem de böyle görüyor. Bir esnaf Taner Akkal olarak da bunu görüyor. Genel başkanımızın da söylediği şey şu. 2019 yılında biliyorsunuz genel seçimler var, yerel seçimler var. Genel başkanımız ısrarla söylüyor. 2019 değil, 2018 yılı içerisinde genel seçimler yapılacak. Bunun da sebebi şu. Tüm ekonomistlerin ortak görüşü, tüm dünyadaki ekonomistlerin ortak görüşü, Türkiye'deki bu ekonomik gidişatın 2019 senesini çıkarmayacağını, eğer 2019 senesinde normal zamanda Kasım ayında bir seçim yapılırsa, AK Parti'nin burada çok büyük bir mali çöküntüyle bu seçime gireceği için seçimlerden başarısız çıkacağını söylüyor. Ve bu nedenle genel başkanımızın şu iddiası var. Normal şartlarda biliyorsunuz Temmuz ayı diye bir 15 Temmuz diye bir tarih söylemişti genel başkanımız ama genel başkanımız bunu isimlendirdikten sonra bu tarihten vazgeçtiler. Ama en geç Ekim ayının sonu, Kasım ayının başı gibi Türkiye'yi bir erken seçim bekliyor. Bu erken seçimin de sebebi... Yani siz Temmuz'u şimdi Kasım'a mı kaydırdınız? Temmuz'u şu anda Kasım'a kaydırdık. Biz kaydırmadık daha doğrusu. Gidişat o şekilde oldu. Bana göre 15 Temmuz'da yapılacaktı. Ama Sayın Meral Akşener'in 15 Temmuz'u dillendirmesiyle bu 15 Temmuz olayından vazgeçildi. Kasım ayına kadar da idare edecek kadar bir plan program çizildi. Ama inanın bana 2019 senesini görmeyecek. Türkiye 2018 senesi içerisinde erken genel seçimlere gidecek. Evet. Peki bu Mehmet Şimşek Sayın Bakanımızın istifa önce sözleri var, istifası var, istifası yok denildi. Görevin başında. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani işte. Yani bir bilgi alabildiniz mi? Yani çok net bir bilgi alamadım yani. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir devlet ciddiyeti kayboldu. Bir hükümet ciddiyeti kayboldu. Bu kadar tek adam rejimi maalesef bunlara çanak tutuyor. Bugün bakanın maalesef ki hiçbir yetkisi yok. Tek yetkili olan kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanı. İstediği gibi oynuyor. Yani parti içerisinde de yine AKP'nin kendi sorunu ama bu bakanın istifa etmesi etmemesi olayı da tamamen Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde. O ne isterse olur. Görün evet. Öyle. Şey neydi Durmuş Soy isminde bir sizde var mı efendim? Durmuş Yılmaz. Eski evet. Merkez Bankası. Pardon Durmuş Yılmaz. Evet. Bu AKP'nin ilk geldiği dönemlerde ben yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası başkanlığı başkanlığıydı. Başkanlığıydı evet. Onunla temaslarınızda veya evet, onun ağzından ne duyuyorsunuz ekonomiyle ilgili? Sık sık zaten açıklama yapıyor. Bizim genel başkan yardımcımızdı. Kendi isteğiyle son kongrede genel başkan baş danışmanlığına geçti. Çünkü kendisi siyasetin içinden gelen birisi değil. Kendisi Merkez Bankası'nda senelerce evet, ekonominin içerisinde
yer aldı ve daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir dönem milletvekili yaptı. O yüzden kendi isteğiyle şu anda danışmanlığa geçti. Çünkü siyasetin içinde olmak değil, ekonominin içinde olmak istiyor. Durmuş Bey'in de görüşü, zaten Meral Hanım'ın Sayın Genel Başkan'ın 2019'u görmeyeceğiz, 2018 içerisinde mutlaka seçim var demesi, Durmuş Bey'in yönlendirmesiyle. Yine onunla da görüştük en son Ankara ziyaretimizde. Durmuş Bey'in de söylediği şeyler aynı. Türkiye ekonomisi çok kötü. 2007'den 2002'den hiçbir fark yok. Fakat dışarıdan getirilen taşıma parayla, işte Katar gibi ülkelerden biliyorsunuz, getirilen parayla şimdilik idare ediliyor. Ama taşıma suyla değirmen dönmez. Bugün o para birileri tarafından çekilirse ya da Türkiye'ye birileri tarafından bir yüklü miktarda bir parayla müdahale edilirse şu an her an gitmek üzere. Ekonominin gidişatı hiç doğru değil, hiç düzgün değil. Doğru adımlar zaten atılmıyor, uzun süredir atılmıyor. Bugün biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen iki tane holdingi borç erteleme istedi. Ki çok ciddi holdingler. Bir tanesi biliyorsun ülkenin sahibi olan. O hallerde dedi. Bu olmuyormuş herhalde. Olmuyormuş ama bilmiyorum nasıl olacak. Tabii Doğuş Holding de Türkiye'nin çok önde gelen bir holdingi. Bu da yetmedi. Yine akşamüstü bir firmada eski Galatasaray Başkanı sahibi olduğu bir firmada son dakika onlar da bir borç erteleme istedi. Yani bugün Türkiye'de şunu söyleyeyim size, iktidara bu kadar yakın olan, ülkenin sahibi olan yani bir firma eğer borçlarını ödeyemiyor da borç erteleme istiyorsa varın gerisini siz düşünün. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyin iyi gittiğini, işte yollarla, köprülerle, limanlarla, gemilerle, uçaklarla çok iyi gittiğini söylüyor. Evet. Yani siz niye buna karşı çıkıyorsunuz gibi geliyor sanki bu sözlere? Hayır yani biz karşı çıkmıyoruz. Yani demek ki ekonomi iyi olmasa bunlar yapılmaz. Şimdi bakın taşıma suyla diyorum ya yani taşıma suyla değirmen dönmez. Sayın Cumhurbaşkanı ona bakarsanız şu 17 sene içerisinde o kadar çok şey söyledi ki hiçbiri gerçek çıkmadı. Yani her söylediği doğru olacak diye de bir şey yok biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı sık sık aldatıyorlar. Sık sık kandırıyorlar. Yani kandırılmaya meyilli bir insan. Nedir kendisi. O kandırılmalar? Tabii yani FETÖ konusunda kandırıldı biliyorsunuz. İşte bu PKK ile masaya oturduklarında daha sonradan kandırıldı, aldatıldı dedi. Yıllardır kandırılıyor, aldatılıyor hep birileri tarafından. Yine ben aldatıldığını düşünüyorum bu ekonomi konusunda. Yine 2007 krizinde hiç unutmuyorum. Teğet geçecek Türkiye'de de ama teğet geçmeyen vatandaşlardan birisi benim. Ben işletmemi kapattım o dönemde, bir lokantamız vardı. Teğet geçmeyen vatandaşlardan bir tanesi de benim. Bize hiç teğet geçmedi. Yani, onu bilmiyorum ama. Bu sizin hatanızdan olmuş olmaz mı? Yok değil. Yani sadece bizim hatamızdan olmaz. Çünkü o dönemde bankalar birçok güvenilir sağlam firmadan kredilerini geri çektiler. Geri toplamaya kalktılar. 2007'de. Sağlam bir 2007'de. Sağlam bir devlet duruşu olsaydı bankalara karşı halkını, vatandaşını, esnafını koruyabilseydi bu kadar sıkıntı yaşanmazdı kanaatindeyim. O dönemi çok yakından yaşadım. 1390 liradan 1600 liraya çıktı. Şey, evet. Asgari ücret. Asgari ücret. Aslında az bir artış değil. Evet. Bu peki toplum mutlu etmedi mi? Olmadı mı? Yani etmedi çünkü açlık sınırı... Enflasyon da gerçek enflasyon mu sizce? Hayır, tabii ki de değil. Yani bakın, mazot bugün 5 lira olmuş, 5 lirayı geçmiş. Dolar bugün 4 lirayı geçmiş, euro 5 lirayı geçmiş. Yani siz bugün talep olmayan şeylerin fiyatını... baz alırsanız, yani biliyorsun talep olan şeyin fiyatı yüksek olur. Talep olmayan şeylerin fiyatını işte ne bileyim dikiş iğnesi gibi, işte ne bileyim basit makas gibi bu tip şeylerin fiyatını, artışlarını baz alırsanız Türkiye'de enflasyon %7, %8 çıkar. Bunda bir sıkıntı yok. Bunları alırsanız sadece. Ama gerçek enflasyona baktığınız zaman kaç işte dövizim bence şu anda son bir sene içerisinde %25 civarında var. Belki de daha da fazla. Yani hatta geçenlerde bir bankacı arkadaşımla görüştüm. Onun dediği son bir senede %30'un üstünde bir aslında gizli devalüasyon oldu ülkede diyor. Yani tabii ki aslında doların fiyatına, euronun fiyatına baktığınız zaman ülkedeki mazot artışına özellikle. Mevduat faizleri 4-4,5-5'lerden şimdi 11 falan olmuş herhalde. 11-12 yani falan olmuş. 3'e katladı. Bu ekonomiye bağlı bir şey mi? Tabii ki de ekonomiye bağlı bir şey. Yani... piyasada para yok. Bankalarda da piyasadaki parayı toplamak amaçlı şeyi yükseltiyor. Faizini yükseltiyor mutlaka. Ama kredi veriyor. Krediler zaten yüksek faizle veriyor. Yani vatandaş bunu geriye ödeyemiyor. Bugün Türkiye'de geçmiş yıllardan bu yana en yüksek
çek vurulan en yüksek kredi kartından dolayı işlem gören vatandaş sayısı şu anda son bir senede. Çek vurulan dediğiniz karşılıksız çek. Tabii karşılıksız çek. Yani biz tabii esnaf tabiriyle konuşuyoruz çek vurulması. Karşılıksız çekte anormal derecede bir yükseliş var ve biliyorsunuz çekten dolayı hapis cezasını kaldırmışlardı. Şu an tekrar geriye getirmek zorunda kaldılar. Madem ki ülkenin ekonomisi bu kadar iyi, vatandaş bu kadar rahat ticaretini yapıyor, o zaman bu çeklerin hiçbirinin geri dönmemesi gerekiyor. Çeklere işlem yapılmaması gerekiyor. Ama çekler o kadar fazla artık vurulmaya başlandı ki o yüzden tekrar kanun değişikliği yoluna gittiler. Yani ülkenin ekonomisi şu anda yani tartışacak bir şeyimiz yok. Hepimiz şu anda içerideyiz. Yani içindeyiz ülkenin. O yüzden çok net gözüküyor. Biraz önce dediniz 1600 liraya yükselmesi. Evet. Yükseliş olarak baktığınız zaman 1300 liradan 1600 liraya iyi bir rakam. Yüzde baktığınız zaman son bir sene zarfında %15, %20 liraya tekabül ediyor ama önemli olan bu 1600 liraya ne alabiliyoruz? Manisa'da bugün bir ev kirası 800-850 liralardan başlıyor, o da en kenar mahallelerde. Bugün bir asgari ücretli bir aile nasıl geçinebilir? Önemli olan o artış değil. Önemli olan o insanı... Meral Hanım gelince bu işleri nasıl düzeltecek o zaman? Şimdi... Geldi Meral Hanım. Şimdi bizim bir parti yani programımız var. Her şey. Tabii tabii yani... bu parti programında her şey çok detaylı olarak yazıyor. Yani... ekonomiyle ilgili çok ciddi politika değişiklikleri, yani ekonomik gidişatı değiştirecek fikirleri var. Tarımı konusunda çok farklı. Bir de şunu da söyleyeyim özellikle. İYİ Parti'nin tüzüğü ve İYİ Parti'nin programı şimdiye kadar Türkiye'de yapılmış en kapsamlı, en farklı tüzük ve en farklı program. Ama her parti aynı şeyi söylüyor. Ama bu seferkini keşke bir okursanız. Okumadım ben de. Okuyun gerçekten. Diğer partileri az çok biliyorum. Diğer yani. Partilerden çok daha farklı, çok daha demokratik bir tüzüğümüz var bir kere onu söyleyeyim. Bunun haricinde yine programda biraz önce dediniz ekonomiyle alakalı, tarımla alakalı, eğitimle alakalı. Ki eğitim bana göre Türkiye'nin bir numaralı sorunudur. Her şeyden önce gelir eğitim. Çok ciddi projeler, çok ciddi... Öğretim var, eğitim var. Yok aslında Türkiye'de. Tabii yani bununla da ilgili mesela bir programımızdan bir şey söyleyeyim. Eğitim programımızın içerisinde şu var bizde. Okullarda okul müdürü ayrı olacak, baş öğretmen ayrı olacak. Yani eğitim var, öğretim yok diyoruz. Yani eğitim yok, öğretim var diyoruz ya işte olay bu. Yani böyle bir programımızda bir madde var. Her okulda bir baş öğretmen, bir de okul müdürü olacak. Okul müdürü idari işlerle. Diğeri de çocukların öğretimine, eğitimine ilgilenecek. Devlet dairelerinde siyasi iktidarın kadrolaşması var mı? Kesinlikle yok. Yani liyakat önemli. Bunda kesinlikle... Hayır, kadrolaşması var mı? Şu anda mı? Şu an. Tabii ki de var ya. Şu an... Meral Hanım gelecek bu kadroların hepsini atacak başkası mı? Hayır, hiç kimseyi atmayacağız. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Hiç kimseyi ötelemeyeceğiz. Bizim adımız İYİ Parti. Biz... İyilik yapmaya ve iyi olmaya, Türkiye'yi de iyi etmeye geliyoruz. Yani eğer bir insan oturduğu makamda oraya layıksa, oraya liyakatıyla gelmişse hiç kimse bizden korkmaz. Meral Hanım bugün bir açıklaması vardı Sayın Genel Başkanım. Dedi ki bizden sadece kötüler korksun, iyiler korkmasın. Kötü olanlar gerçekten İYİ Parti iktidarından korksun. Ama eğer iyiseniz siz o makama, o mevkiye, o mertebeye birilerinin ittirmesiyle, birilerinin torpiliyle gerçekten liyakatınızla geldiyseniz hiçbir sorun yok. Göreve devam edeceksiniz. Onda bir sıkıntı yok. Yani gidecek olanlar? Gidecek olanlar bu işe hakkıyla gelmeyenler. Bulunduğu makamı hak etmeyenler. Bulunduğu makamda gereken işleri değil de en basit söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Devletin adamı değil, hükümetin adamı olmuşlarsa yaptıkları icraatlarla tabii onlar korksun. Ama İYİ Parti gelecek. Her şeyi Silbas'tan bütün memurları atacak yerine işte İYİ Parti. Böyle bir şey yok. Bir de bizim en büyük sözümüz şu. Biz partili partisiz de ayırmayacağız. Bizim atadığımız müdürlerin içinde Cumhuriyet Halk Partili de olacak, AK Partili de olacak, Milliyetçi Hareket Partili de olacak, İYİ Partili de olacak. Bizde böyle bir ayrım yok. Bizde sadece şimdi, liyakat AK oluyor. AK Parti 2002'de geldiğinde yeterli kadrosu olmadığından söyleniyor. Halk arasında da konuşuluyor bu. Elinde kadrolar olmadığından Fethullah Gülen cemaatinin kadrolarını kullandığı söyleniyor, söylendi. Peki siz gelince kimin kadrolarını kullanacaksınız? Biz Türk milletiyle yola çıktık. Biz Türk milletiyle yola devam edeceğiz. Size şimdi bir şey soracağım. Siz eski bir siyasetçisiniz aynı zamanda. Ama biz siyasete 20 sene oldu bırakalım. Yok yok yani sizin yaptığınız evet. Dönemden bir şey soracağım. Hatırladığım için. Sizin siyaset yaptığınız yıllarda belediyeye nasıl eleman alınıyordu? Sınavla.
Ve ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Şeyde. Sınavla. Sınavla evet. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. O zamanki dönemde Anavatan İl Başkanı'ydı. Anavatan Belediye Başkanı. Anavatan İl Başkanı'nın söylediği bir kişi işe almadı diye sürtüşüyorlardı, kavga ediyorlardı. 3 sene kavga ettiler. Yani. Evet. Bunun sebebi neydi biliyor musunuz aslında? Doğru siyasetti. Çünkü hak edeni almak için bir sınav açılıyordu. Bu sınavda başarılı olan evet. Ama o zaman ki o zaman almamıştı. Yani Doğru Yol Partili de olsa, işte o zaman için SHP'li de olsa biz o dönemde 2000 öncesi yoktu. Biz parti hiç gözetmezdik. İşte eğer bana soruyorsan. Aynen onu söylüyorum. Parti gözetmezdik. 2002 yılından itibaren bir particilik olayı çıktı. AK Parti ile birlikte başladı bu işler. AK Parti geldi ya bendensin ya ondansın. Bu kadar net. Yani ama ben soruma cevap alamadım. Tabii. Yani siz hangi kadro olarak kullanacaksınız? Biz, yani diyelim ki Türkiye'de 10 bin kişi işine el çektirdiniz. Evet. Misal söylüyorum. 10 bin kişinin yerine koyacak kadronuz var mı? Bizim kendi kadromuz olmasına gerek var mı? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Siz Manisa Belediyesi'nin Anavatan o zaman aldığı zaman siz hangi kadrolarla yürüdünüz? Sınav açtınız. Türk milletine, Manisa'daki tüm Manisalara sınav açtınız. Liyakatla kim eğer bu işi hak ediyorsa ona teslim ettiniz. Doğru mu? Doğru. Aynı şeyi de İYİ Parti yapacak. Liyakatla. Bizim için atıyorum o cemaattenmiş, o partidenmiş, sağ kökenlimiş, sol kökenlimiş, Alevimiş, Sünnimiş bizim için bunun hiçbir önemi yok. Biz Türk milletiyle, Türk milleti dediğim zaman hepsini içine alıyor. Yani Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Müslümanıyla Türk milleti diye tabir ettiğimiz, Türk bayrağı altında yaşayan, Türk vatanı içerisinde yaşayan herkese bizim kapımız açık olduğu gibi iktidara geldiğimizde de yine biz bu insanlarla birlikte yürüyeceğiz. Liyakat bizde çok önemli. Eğer bir insan, misal veriyorum Milli Eğitim Müdürü, bir Milli Eğitim Müdürü, o Milli Eğitim Manisa'da o Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dört dörtlük yapabilecek bir insansa o zaten görevinde kalacak. Değilse de yerine gelecek olan insan bunu layıkıyla yapabilecek, gerekli eğitimi almış, gerekli sınavları geçmiş, belli bir noktaya gelmiş insanlar içerisinden temin edecek. Size tabi olan birisi mi gelecek? Asla bize tabi olan birisi gelmeyecek. Bunu çok net olarak söylüyorum tebinden beri. Bize tabi olması önemli değil, devlete tabi olması önemli benim için. Devletin memuru olsun, hükümetin memuru olmasın. Hükümetler gelip geçicidir. Kimisi 5 sene gider, kimisi 10 sene, kimisi 20 sene. Ama mutlaka bir sonu vardır. Ama devlet, ebed mübed inşallah evet. devlete devam edecektir. Devlete. Evet, şimdi başka bir konuya gelelim. Bu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili destekliyor musunuz? Karşı mısınız? Harekatı sonuna kadar destekliyoruz. Evet. Harekatta hiçbir sıkıntı yok. Türk ordusu, kahraman Türk ordusunun yapmış olduğu... gerçekten gerekli bir operasyondu. Yapılması gerekiyordu. Türk ordusunun her zaman için arkasındayız. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Aması şu. 2014 yılında Türkiye'den bugün savaştığımız bu PYD'liler Türkiye'den biliyorsunuz geçirildi. Ellerinde bayraklarla bir de ellerine lahmacun verdik biliyorsunuz sınırda. Doyurduk, karınlarını da doyurduk. Türkiye'nin güney sınırlarının alt tarafında onların konuşlanmasını sağladık. Evet. Bugün bu operasyon bugünün şartlarında doğruydu, yapılması gerekiyordu. Türkiye'nin sınırını koruma altına alması gerekiyordu. Çünkü orada artık bir koridor oluşturuldu. O koridor eğer biraz daha ileriye giderse orada artık bir devletleşmeye yönelik bir hareket vardı. Ve bunun önünü kesmek zorundaydık biz ülke güvenliğimiz için. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ordumuzun da sonuna kadar arkasındayız. Güvenlik güçlerimiz de sonuna kadar arkasındayız. Ama bugün... ki bu verilen şehitler, bugün bu operasyon Fırat Kalkan olsun, Zeytin Dalı operasyonu olsun... geçmişte yapılan AK Parti hükümetinin geçmişte yapmış olduğu hatalardan, yanlışlardan ve muhalefetin o zaman inatla dürtmesine rağmen, inatla uyarmasına rağmen dinlememesinden dolayı yapıldı. Ama IŞİD vardı. Yani IŞİD'e karşı bunları oraya geçirdiler. Peki sizce doğru mudur düşmana başka bir düşmanla karşılık vermek? Türkiye Cumhuriyeti'nin IŞİD'e karşı bugün nasıl... PYD'ye karşı bu operasyonu yapsa, o dönem IŞİD'e karşı bu operasyonu yapacak gücü yok muydu? Amerika müsaade etmemiştir. Bugün etti mi Amerika müsaade? Yine etmedi. Yine Amerika PYD'lilerin yanında durdu, gördük. Ama o zaman ki yanlışların ısrarı neticesinde, yanlış yönlendirilmeler neticesinde ve istişare çok önemlidir. Maalesef ki bu hükümette böyle bir istişare olayı hiç görmedik. Hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Zaten kendi bakanlarının, kendi milletvekillerinin de sözünü çok dinlemiyor. Kendi kafasına göre giden bir cumhurbaşkanımız var maalesef diyorum. O tarihlerde yapılan yanlışlar olmasaydı bugün bu kadar çok şehit de vermezdi. Devlette devamlılık önemlidir dediniz. Mutlaka. Kamu binaları satılıyor. Satılacak deniliyor. Velev ki sattılar bir kısmı kaldı. Siz geldiğinizde devam edeceksiniz. Hayır canım. Şimdi her partinin
seçimden önce bir vaatleri olur, bir programı vardır. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Yani biz gelince sapmaya devam edeceğiz. Yani bir de böyle bir sapma yok. Sapma deyince de şimdi aklıma geldi. Bir yerde okumuştum. 1923 yani Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002 yılına kadar yabancılara özellikle satışın 15 senede iki katı kadar satış olmuş. Yani hiçbir hükümet, ben geçmişte yaşım çok fazla ileri değil ama geçmişte birçok hükümeti gördük. Şimdiye kadar ki AKP'den önceki hiçbir hükümetin bu kadar fazla kamu binalarını sattığını, bu kadar fazla işletmeleri sattığını, bu kadar fazla devletin malını mülkünü harcayıp heba ettiğini görmedim. Yani biz kesinlikle bu kadar bir satış yapmayacağımızın sözünü de şimdiden beri. Zaten Meral Hanım biliyorsunuz bu şeker fabrikaları konusunda çok ciddi bir muhalefet yaptı son 2-3 aydır. Gerçi çok da etkili olmadı. Neden olmadığını da şöyle söyleyeyim. Aldığım bir duyumu söylüyorum. Bakın bu partimi değil benim şahsım bağlar. Çok öncesinden bunların verildiğini, sözlerinin, şimdi yapılan şeylerin, ihalelerin bile çok öncesinden şekillendiğini çok yakın AK Parti içerisinden bir arkadaşım söyledi. Parti içerisinden öğreniriz. Sizin kendi şahsi fikriniz. Kendi şahsi fikrim, duyum. Şahsi fikriniz. Evet. Bu Osmanlı tarihinde, gerçi buna benzer soru sordum ama burada biraz daha detaylı sormak istiyorum. Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihine baktığımız zaman cemaatler hep cemaatten zarar görmüş. Yani Osmanlı da görmüş. Cemaatlerden. Evet. Tabii hepsini kastetmiyoruz. Bunun içinde fevkalade Allah'ın kitabını, peygamberini öğretmeye çalışan cemaatlerimiz de var. Görmüştür. Bununla ilgili düşünceleriniz, cemaatlere bakışınız nedir? Şimdi biraz önce söyledim. Benim kendi şahsi fikrim. Cemaate mensup olan insanlara saygı duyuyorum. Eğer cemaat gerçekten cemaatse, gerçekten Allah yolundaysa. Evet. Cemaatlere saygı duyuyorum. Cemaate giden insanlara da saygı duyuyorum. Ama benim kendi şahsi fikrim ben Allah bize Kur'an-ı Kerim'i yollamış. Allah bize Hazreti Muhammed gibi bir peygamber yollamış. Bir önder hadisleri yollamış. Var. Hadisleri var. Birçok geçmişte din alimi var. Bunların okunmasını, çeşitlendirilmesinde çeşit çeşit din aliminin tefsirlerinde okuyarak insanların belli bir sonuca gidebileceğine de inanıyorum. Ama günümüzde tarikatlara, cemaatlere katılıp hep birlikte ibadet etmek için bunlara katılan insanlara da saygı duyuyorum. Ama cemaatler ve tarikatlar ne zaman ki devletin içine, devleti yönetmeye ya da devletin bir kademesine geldiyse dediğiniz gibi hem Osmanlı'da hem de Osmanlı son döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hep sonu hayırla neticelenmemiştir. Ben şuna inanıyorum, devletin işine kesinlikle cemaatleri ve kesinlikle din işlerini dahil etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani laik bir yapıdan yana kesinlikle bir kere yanayım. Laik olması gerektiğine inanıyorum devletin. Ve aynı zamanda da cemaatlerinde devlet kademelerinde bulunmalarının doğru olmadığını görüyorum. Bunu da zaten en son 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimiyle, ben gerçi her ne kadar FETÖ denilen hainlerin daha önce de bunların dini bir cemaat olmadığını defalarca arkadaş sohbetlerimde de birçok yerde söylemiştim. Yani bu da ayrı bir konu. Çok detaya girdiğiniz zaman FETÖ'nün bazı söylemleri var. Dinimizde örtüşmeyen. En basit şunu söyleyeyim. Dinlerin kardeşliği gibi. Dinler diye bir şey yoktur. Din bir tane. Dinler arası diyalog diye bir şey olamaz. Din bir tanedir. Din İslam'dır. Hak din İslam'dır. İslam'ın yeryüzüne inmesiyle diğer bütün dinler hükmünü kaybetmiştir. Bunu bilmeyen bir din alimi yoktur diye tahmin ediyorum. Ama düşünün ki bir dini topluluk dinler arası diyalog diye bir şey kuruyor. Bunun ne kadar zaten gerçek dışı olduğunu... O zaman belliydi bu. O zaman belliydi. O zaman seneler belli. Öncesi ama bunu söylemesine rağmen AKP bunlarla senelerce... Evet. Maalesef yürüdü. Şimdi başkanım, önümüzdeki kısa zaman sonra yerel seçimler ve genel seçimler olacak. Farz edeyim, tarihlerinde oldu bunlar. Siz bu yerel seçimlerde ve genel seçimlerde aday belirlemeye başladınız mı? Şimdi ve şöyle. Farz ettiğim bir aday çıkardınız. Bu adayın kimlerden oy alabileceğini gerek milletvekili seçimlerinde gerek yerel seçimlerde. Hangi partilerden oy alacak? Yani siz daha yeni gelmiş bir çıkmış bir partisiniz. Hangi kesim, hangi parti zarar görecek? Hangi partiler zarar görecek? Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim.
biz hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde kendi adaylarımızla kesinlikle varız. Biz aday çıkardığımızda her partiden bize oy geleceğine inanıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız üye kayıtlarından, yaptığımız çalışmalardan aldığımız netice hemen hemen her partiden bize çok ciddi bir oy geçiyor. Ama bunların içerisinde çok net söylüyorum, en büyük zararı AK Parti görecek. AK Parti'nin içerisinde aslında AK Parti'nin şu anda yapmış olduğunun doğru olmadığına inanan, gidişatın doğru olmadığına inanan o kadar çok büyük bir kesim var ki, ama sesleri çıkmıyor. Daha doğrusu gür çıkmıyor. Anca böyle ikili sohbetlerde yakın gördükleriyle paylaşıyorlar. En büyük katılım bize oy bazında AK Parti'den olacak. Ama dediğim gibi yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de, diğer partilerden de bize çok büyük destek var. Ama inanın bana hem Manisa'da hem Türkiye genelinde en büyük desteği bize AKP'ye oy veren seçmen gösterecek diye düşünüyorum. Oradan gelecek diyorsunuz. Tabii. Peki Manisa'da şeylerde, yerel seçimlerde, hı, biraz önce dediniz biz 22 Türkiye genelinde dediniz, evet, pardon. Hı, Manisa'da kaç oy almayı, ben rakam olarak ne söyleyeyim? Ben %30'un üzerinde bir rakam bekliyorum. Fakat şimdi şöyle, yani bunu bir şey sayısal söyleyeyim, bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi yerel seçimler için ayrı bir şey, genel seçimler için ayrı. Yerel şöyle bir şey var. Yerel seçimler aday bazlıdır. Yani yereldeki adayın önemi çok büyüktür. Genel seçimler Ankara rüzgarı etkiler genel seçimleri. Ben hep şey yapardım. Eskiden seçim üstü biz genel seçimlerde çalışırdık. Tabii o zaman da yaptırıyoruz bu anketleri. Ya gece gündüz çalışıyoruz. Köy köy, belde belde %1 arttırabiliyoruz. %1,5 arttırabiliyoruz. Gitmiyor ileriye. Niye? Çünkü Ankara'dan bize rüzgar esmiyor. Ama bugün işte o zaman da AK Parti iktidardı. AK Parti yönetimi inanın bizim yarımız kadar çalışmıyor. Ellerinde de her türlü imkan var. Arabaları var, paraları var, işte reklam şeyleri var. Çalışmadan da o koyu yapmayın. AK Parti teşkilatla çalışıyor. Yok yok, çalışıyor. Bakın ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama bizim gösterdiğimiz özveriyi göstermiyor. Ondan istiyorum. Yani biz hem sayıca çok daha azız. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabii başkanına dönemiz. Tabii tabii, onu diyorum. Sayıca hem çok azız, maddi olarak onlara göre çok güçsüz olmamız lazım. Biz çok daha fazla efor sarf ediyoruz. Fakat 1-1,5 arttırabiliyoruz. Niye? Ankara'dan bize bir rüzgar esmiyor. Yerel seçimlerde ayrı bir şey. Yerel seçimlerde gösterdiğiniz adayın, o adayın kazanma ihtimali yüksek olduğunu inandırmanızın çok büyük önemi var. Evet. Yani o yüzden yerel seçimler için şöyle, bizde bizim tüzüğümüzde biraz önce de bahsettim, şöyle bir şey var. Bulunduğunuz ilin seçmen sayısının %3'ü kadar %3'ü kadar üye kaydı yapabilirseniz tamamen genel merkez oradaki belirlemeyi size bırakıyor. Hem milletvekilini, hem belediye başkanlığını, hem de belediye meclis üyesini. Bunu hakim huzurunda resmi seçimle yapıyorsunuz. Bizim de hedefimiz, Allah izin verirse, ilk seçimlere kadar Manisa'da bu 30 bin üye kaydını tamamlayıp kendi seçimlerimizi yaparak kendi adaylarımızla çıkmak. Ama şu var, tabii ki de şu anda boş durmuyoruz. Yerel seçimler için de genel seçimler için aday arayışımız sürüyor. Şimdi şu andaki gidişata bakarsak resmi olarak ilk olarak yerel seçimler var önümüzdeki sene Mart ayında. Hem Büyükşehir'de hem de diğer ilçelerde bu çalışmalarımız da sürüyor. İyi adaylarla da görüşüyoruz, sürpriz isimlerle de görüşüyoruz. Birçok talep de var, bizim de birçok görüştüğümüz insan var. Ama şunu söyleyeyim, ille bir partiden ya da başka bir partiden bir aday gelecek diye bir şey yok. Ama o da olmaz diye de bir şey demiyorum. Yani başka partili kimse de olmaz demiyorum ama yepyeni bir aday da olabilir, yepyeni bir yüz de olabilir, çok temiz bir insan da olabilir bazı yerlerde. Bazı yerlerde başka siyasi partide başarılar elde etmiş, halk tarafından sevilmiş, takdir görmüş insanlar da olabilir. İyi Parti biraz önce söyledim. Seçimlere girebilecek misiniz? Seçimlere kesinlikle giriyoruz. Bakın biz 10 Aralık'ta ilk kongremizi yaptık. Yani 6 ay sonra gezdiğim gördüğümde diyorlar ki bakalım bunlar seçimlere girebilecek mi diyorlar. Biz seçimlere giriyoruz. Onda hiçbir sıkıntı yok. 10 Aralık'ta yaptığımız kongre ilk olağan kongremiz. Ve bu olağan kongremizi 200 kişilik kurucular kuruluyla yaptık. Diyorlar ki işte acaba geçerse sayarlar falan. Hayır, geçmişe dönük bunun örneği var. Türkiye Partisi kurulduğunda bu şekilde bir kongreyle ilk seçimlere katıldı. Bunun haricinde iki tane daha Türkiye siyasi tarihinde yakın zamanda son 20 sene zarfında yine kurucular kuruluyla yaptığı kongreyle 6 ay zarfında seçimlere katılan toplamda 3 tane son 20 sene zarfında parti var. Bundan yana bir sıkıntı yok. Yani bir zaten girebiliyoruz. Ama biz zaten şu anda kongremizi de normal tüm ilk kongrelerimizi tamamlayıp birinci olağanüstü kongremizi de yaptık. Yine bundan 6 ay sonra eğer öyle bir şey olsa
yine girebiliriz. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye'de yapılacak olan ilk seçimlerde İYİ Parti kesinlikle İYİ Parti logosu, İYİ Parti bayrağı ve Meral Akşener önderliğinde hem yerel seçimlerde hem Türkiye'de genel seçimlerde Türkiye'de bütün var. İllerde açabildiniz şu mi? Şu anda 71 tane ilde teşkilatlanmamız tamamlandı. 10 tane il kaldı. Onu da herhalde tahmin ediyorum. 1-1,5 aylık zarfında. 10 tane ilin eksikliği seçimlere etkilemiyor. Yok. 3'te 2'sini tamamladıktan sonra teşkilatların her türlü hakkı haizsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki. Hı-hı. Yani seçimlere gireriz diyoruz. Peki aday mısınız? Yani çok erken. Milletvekilliğine, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına, ilçe belediyelere aday mısınız? Şöyle söyleyeyim, ben hep söylüyorum. Siyasette yani genelde il başkanları çok hep aday olurdu, ondan soruyorum. Daha önce de oldum zaten. Biliyorum. Yani ama şöyle söyleyeyim, daha çok erken. Önümüzde bir yerel, bir genel seçim var. Bizde bir de Tüzük'te şöyle bir şey var. Görevi başında bulunan il başkanları, görevi başında bulunan ilçe başkanları aday ancak genel idare kurulunun izniyle olabiliyor. Bu konuda tabii daha çok erken. Önümüzde bir sene var yerel seçimleri, 1,5 sene var genel seçimleri. Eğer bir erken seçim olmazsa. Bu konuda çok erken. Adayım da demiyorum. Aday değilim de demiyorum. Önümüzdeki günlerde eğer teşkilatımız bu konuda uygun görürse, eğer genel merkezimiz uygun görürse, o an için şartlar uygun olursa, daha iyi adaylar önümüzde olmazsa olabilirim de. Ama İYİ Parti eğer bir başka adayla çok daha iyi olabileceğine inanıyorsak olmayabilirim. Dediğim gibi 30 bin kişilik eğer üye kaydını tamamlarsak, aşağı yukarı tahmini konuşuyorum, yani %3'e denk geliyor. Kaç üyeniz var şu anda? Şu anda il genelinde hiçbir üye çalışması yapmamamıza rağmen 2000'in üzerinde bir üyemiz var. O da şöyle söyleyeyim, yani biz kurulduk Aralık ayının 8'inde bana atama geldi. Aralık ayının 28'iydi herhalde, bizi Ankara'ya davet ettiler. Kongreleri erkene çektik, hemen kongrelere başlayın dediler. Biz İşte 50 kişi, 40 kişi üye yapabilip hemen her ilçede kongremizi tamamladık. O yüzden daha üye kaydıyla ilgili ciddi bir çalışmamız olmadı. Sadece bir Manisa'ya anlat hemşerim, dertleşelim diye bir proje vardı. Otobüsümüz geldi genel merkez yöneticilerimizle birlikte. O gün bir ciddi sayıda, 400'e yakın sayıda bir üye kaydı yaptık çarşıda. Onun haricinde bir üye çalışmamız hiç olmadı. İnsanların kendi talebiyle gelip yaptıkları, hani olmak isteyenlerin sadece üye kaydını alabildik. Ama bundan sonra tabii kongremizi atlattık. Bu üye kaydıyla alakalı da çalışmalarımız başlattık. Sizde ön seçim olacak. Ön seçim 30 bin yani sayısını tamamlarsak, işte 30 bin sayısını tamamlarsak ön seçim yapacağız. 30 bin? 30 bin rakamı Manisa için geçerli. Yani ben 1 milyon seçmene %3 30 bin. Yani Manisa'da %3 bir kota var. Bu %3'ü bulduğumuz anda Manisa'da ön seçim olacak. Bunda bir sıkıntı yok. Yani ön seçim olacak. Siz ön seçim, yukarıdan tabii, bu bilgiyi tabii, aldınız yani. Bilgi değil, tüzüğümüzde var bu. Şimdi bütün partilerin tüzüğünde var. Yok. Hayır. Ama yukarıdan atamaya geliyor. İYİ Parti tüzüğü şunu söylüyor. Bir ilde %3 oranında üye kaydı, yani seçmen sayısının %3'ü oranında üye kaydı yapıyorsa ön seçimi hak eder diyor. Hmm. Bunda net olarak tüzükte nüfusun ya. Nüfusun %3'ü. Nüfusun değil. Seçmen sayısının, yani Manisa'daki seçmen sayısı 990 kusur, yani 1 milyon olarak 1 kabul milyon. Ettiğimizde 30 bin seçmen, 30 bin üye sayısını tamamladığımız anda biz Manisa'da ön seçim yapıyoruz. Tabii ön seçim olduğu zaman da teşkilata çok daha fazla, çok daha büyük bir heves, çok büyük bir heyecan geliyor. Çünkü niye? Üyenin, delegenin istediği adaylar sıralamaya giriyor. Çok daha güzel bir ortam oluşuyor. Yani siz diyorsunuz ki AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi gibi biz yapmayacağız. Yok. Yani. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı %70 ön seçim yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Partisi yani bazı yerlerde yapıyor, evet. Bazı yerlerde yapmıyor. Araya kontajan koyuyor falan. Evet, Milliyetçi yani, Hareket Partisi yapmıyor. Onda hiçbir şey yok. Onlar yapmıyor. AKP yapar gibi yapıyor, yapmıyor. Yani, CHP'yi iliştiriyorlar ya bu İnönü zamanında. Peki bu hakim elinde mi olacak yoksa? Tabii, hakim elinde, o şekilde. Ön seçim hakim elinde olacak. Aynen. Bir de hani bir başka bir yok, şey yapıyor. Yok yok, yoklama diyorlar ona, ön yoklama öyle değil. Hani hakim onu resmi olarak yapılacak. 30 bin sayısında bulduğumuz yani anda. Yani o zaman sevgili Manisalılar, İYİ Parti'ye güveni olanlar gitsinler, üyelerine olsunlar. Aynen. Ön seçimde kendilerine çıkabilir. Her partilimizde ön seçimde aday da olabilir. Ondan aya da hiçbir sıkıntı yapmazsa yok. Genel merkez ön seçim ne yapacaksın? Şimdi şöyle bir şey. Bakın. Kongrelerde, şimdi bu erkene çekildi kongrelerimiz. Genel başkanımız bizi Ankara'ya davet ettiğinde kongreden iki genel il başkanlarını topladı. Bu özel bir şey ama anlatayım. Tabii başkanlar da izliyor. Tabii tabii izliyor. Tabii onu anlatıyorum. Yani dedi ki çarşaf listemi istiyorsunuz, blok listemi. Genel başkanımız çok demokratik yani bir insan gerçekten. Bunu il başkanlarına bıraktı. Buradan dedi ve inanın içeride
Bir tane genel başkan yani, yardımcısı. Anakarlı istemeyen çarşaf istedim. Tabii tabii çarşaf derseniz dedi. Ben alfabetik sırayla yapacağım. Yanlarına işte tiklerini koyacağım. Gideceksiniz, işaret edeceksiniz. Eğer blok derseniz de bana bırakırsanız da ben yapacağım. Ama siz hangisini istiyorsanız onu yapalım. Oylama yapalım. İnanın şunu söyledi. Bütün il başkanları. İki tane il hariç. 71 tane il başkanı vardı. İşte 69 tane il başkanı şunu söyledi. Biz daha yeni bir partiyiz. Yeni bir parti olduğumuz için de daha sizin ilk yönetim kurulunuz, ilk kurucular kurulunun arkasından. Burada sizi en azından seçimlere kadar, bir dahaki döneme kadar kendi istediğiniz arkadaşlarımla çalışmanız konusunda serbest bırakıyoruz ve blok liste yapmanızı size güveniyoruz dediler. Yine ben genel başkanın kesinlikle bu tavrından vazgeçeceğine inanmıyorum. Şunu yapabilir. İl başkanlarını yine toplar. Şunu sorabilir. Bu dönem ön seçimi uygulayalım mı, uygulayamayalım mı diye sorar. Oradan eğer aksi bir karar çıkmazsa, ki çıkacağını tahmin etmiyorum, ön seçimi hak eden illerde mutlaka yapar genel başkan. Genel başkanın demokratik tavrına sonuna kadar güveniyorum. Ama orada yine buna benzer bir karar çıkar. Hadi ilk seçimlerimiz olması gerekenler var diye il başkanları böyle bir konuda başka bir fikri olur. O an için değişebilir. Ama genel başkanın bu konuda kesinlikle demokrasiden yana davranacağını ve demokratik bir duruş sergileyeceğinden eminim. Ve hak eden illerin yani %3'ü bulan illerin tamamında da ön seçim yapılacağından da eminim. Eminiz. Olacak diyorsunuz olacak. Yani. Efendim Manisa'da bir sessiz bir kesim var. Bu sessiz kesim neden sessiz? Manisa'da mı Türkiye'de mi? Her yerde mi? Ben Manisa'da geziyorum. Manisa'da yani, geziyorum. Yani konuşmak istemiyorlar. Röportaj yapmak istemiyorlar. Aman aman ben konuşmayayım diyor. Tereddüt ediyor. Ben 20-25 kişiyle röportaj yapmaya çalıştım. Zannediyorum 6-7 kişiyle zor yaptım. Aynen. Bunun sebebi, az önce buna benzer soru sormuştum evet. Ama net sebebi ne olabilir bunun? Net sebebi bir tane, korku. Türkiye çünkü son zamanlarda korkuyla yönetiliyor. Yani bugün inanın bana bizim yaptığımız paylaşımları beğenilen insanlar sosyal medya hesaplarımızda arkadaşları tarafından devlet kurumlarındaki veya işte karşı rakip partilerdeki arkadaşları tarafından uyarılıyor. Yani insanlar korkuyor, insanlar ben İYİ Parti'ye oy vereceğim demeye korkuyor. Mevcut hükümetten şikayet etmeye korkuyor. Çünkü ben en basit şunu anlatayım. Bizim neden çocukluğumuzda, anlatacağım. Bizim çocukluğumuzda biz Levent Kırca vardı. Zeki Alasemettin Akpınar vardı. Demirel'in, Özal'ın, işte Necmettin Erbakan'ın, Tansu Çiller'in, İsmet Erdal İnönü'nün taktikleriyle büyüdük. Onlar da, rahmetli Ecevit'in. Tabii tabii bunların hepsinin taktikleriyle büyüdük. Hepsinle televizyonda sanatçılarımız canlandırırdı, gülerdik, eğlenirdik. Bir mizah vardı, bir mizahi anlayış vardı. Bugün bir tane Tayyip Erdoğan'ın taklidini yapabilen sanatçı var mı? Yok. Yani, çünkü karikatürünü çizen içeri giriyor. Çok herhalde yok. Yok. Karikatürünü çizen içeri giriyor. Yani hoşgörü yok bir kere ülkede. Bir insanlar nasıl korkmasın? Öyle bir korku var ki ülkede yani... Bu bir sanatsal faaliyettir, bu bir mizahtır. İşte biliyorsunuz, hatırlarsınız. Yani bunlar yapılıyordu Türkiye'de ama artık şimdi yapılmıyor. Bunun tek sebebi var, korku. Ülkede muhalif gazete kalmadı ya. Bu ülkede her şey çok mu doğru yapıyor? Her şey mükemmel mi gidiyor? Yani her şey mükemmel gidiyorsa %100 oy alması lazım, %90 oy alması lazım. Ülkede muhalif gazete kalmadı. Kim muhalifse ya gazetelerine işte vergi tehdidiyle onunla bununla ellerinden alınıyor. Biz ama... ETV olarak söylüyorum. Ben yerelden bahsetmiyorum. Yani, pardon, siz genelde ulusal kanallar. Genelde ulusal kanallar. İşte en basit daha geçen hafta Doğan Medya satın alındı. Yani hem de devletin bankasından kredi verdirildi bir firmaya. O bankadan alınan krediyle satın alındı. Yani ülkede artık bir korku hakim. Bu korkunun sebebi de çok açık ve net söylüyorum. Ülkenin diktatörce yönetimi. Ama peki 1995 yılına gelelim. Hı-hı. Siz de hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sayın Tansu Çiller iktidardan devrilmesinin sebebi medyadır. Tabii. Yani hatırlıyorum. Aynı tuzağa düşmemek için bugünkü iktidar tedbir alıyor olamaz mı? Şimdi bakın basın özgürlüğü diye bir şey vardır. Siz Türkiye'de basının özgür olduğuna inanıyor musunuz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta biz kongremizi yaptık. Kurultayımızı yaptık Ankara'da. Polis kayıtlarına göre tam 123 bin kişi katıldı. Arkadaşlar o görüntüyü verelim.
ekranın arkasından hem başkanımız konuşsun. Bu bir herhalde bildiğim kadarıyla çok net bilmiyorum ama rekordur veya rekora yakındır. Türkiye'de böyle bir katılımın olduğu bir kongre. Hiçbir televizyon kanalı... Şimdi siz getirmişsiniz. Evet. Rica ettiniz. Sadece içerisi. Biz burada yaklaşık 11-12 bin kişi vardı. Evet. Kader kadarı dahil. Dışarıda 100 bin kişi vardı. 110 bin kişi vardı. Bu polis kayıtlarını nereden polis, aldınız siz? Bu girişte biliyorsunuz belli cihazlardan geçiriliyor. Evet. Oraya giren. Oradan geçen sayılarda polislerin resmi olarak kayıtlarında geçen genel merkezimiz tarafından bize bildirilen rakam. 123 bin kişi. Buradan geçmeyip de izdihamdan dolayı çevredeki parklarda oturan insanlar hariç. Ve bu neye rağmen biliyor musunuz? Arena kapalı spor salonunda yapıldı. Arena kapalı spor salonunun suları sabah 8'den akşam kongre saatine kadar kesikti. Hiç kimse tuvalet ihtiyacını gideremedi. Ankara'da o bölgeye gelen... Size kasten mi yapıldı? Bilemiyorum. Ben anlatayım. Siz kamuoyu karar versin. Ve o gün Ankara metrosu özellikle bu arena spor salonuna doğru gelen metroların tamamını bakıma aldı. Yıllık bakıma. Tam o güne denk geldi. Bakıma aldı. Yani inanın bana arena spor salonunda... Bir dakika, sular kesildi. Sular kesildi. Metro bakıma alındı. Zaten Ankara'daki bütün afişleriniz bir gece öncesinden yırtıldı. Ben kendim delege olarak salona geldiğimde delege girişi atıyorum işte halk girişi veya protokol girişi diye kapılarda yazı bulamadığım için benim kendi partili arkadaşlarıma serzenişte bulundum. Niye asmadınız diye. Astık ama kaldırıldı dedi. Bu pankartlar yani insanlara zorluk çıkarılsın diye. Size inanın bir şey anlatacağım. Bir barikat kurulmuş. İçeri insanlar alıyor. Tam 20 metre gerisinde, 15 metre gerisinde 1500 araçlık bir otopark var. Orada polise dedim ki bu barikatı buraya değil de eğer 20 metre geriye kurarsanız bu insanlar bu arabalarını buraya bırakır. Tekrar buradan geçer. Karışmayın efendim biz burada yukarı bu şekilde emir devam edin dedi. Arabalarımızı biz 2-3 kilometre ilerideki otoparklara bırakıp tekrar geriye gelmek zorunda kaldık. Bu kadar zorluğa rağmen bu 123 bin kişi buraya geldi. Bir muhteşem hava var. Bu dışarısı herhalde evet, değil yani mi? Şöyle bakar mısın? Burası görünen bir kısmı. Bu sadece bir noktası. Yani biliyorsun Arena Spor Salonu yuvarlak bir salon. Etrafı komple bu şekilde. Buna rağmen hiçbir televizyon kanalı bunu canlı yayınlamadı. Sadece Halk TV yayınladı. Akşamleyin haberlerde... O ben TV'de seyrettim. Yani, haberlerde seyretmişsiniz. Evet, canlı değil. Canlı olarak hiçbir televizyon kanalı yayınlamadı. Halk TV var. Onu diyecektim. Dakikalarını da biliyordum. Yanlış bilmiyorsam Fox TV yaklaşık 8,5-9 dakika. Kanal D'de bildiğim kadarıyla 5 dakikaya yakın bir süre. Bundan bahsetti. Ertesi günkü gazetelerde sadece İYİ Parti'nin kongresini yaptı. Meral Akşener yeniden başkan seçildi gibi basitleştirilerek haberler, küçülterek özellikle sayfa işlerinden verildi ve bizim sanki çok basit bir şey olmuş gibi davranıldı. Bir de onun haricinde de Sayın Cumhurbaşkanı da o gün bütün medyatik isimleri yanına alarak biliyorsunuz Hatay'a askerleri ziyarete gitti. Genel başkanımız da bugün ona bir serzenişte bulundu. Bu bir rezalettir. Yani siz Türk ordusunu televoleye alet ettiniz. Televolelik çekimler yaptınız. Hiç yakışmadı diye. Dikkati başka yerine dağıtmak amaçlı böyle bir şey de yapıldı. Ama inanın evet. Türk halkı oraya hiç kimse, hiçbir belediyenin yardımı olmadan, hiçbir sendikanın desteği olmadan, hiç kimse parasını karşılamadan insanlar kendi ceplerinden para harcayarak oraya geldi. Buradan otobüs kaldırmadınız mı? Kaldırdık ama anlatamadım. Bize hiçbir belediyemiz yok. Biz yönetim kurulu arkadaşlarımız, Manisa'daki İYİ Parti'ye gönül veren insanlar kendi aramızda para toplayarak otobüs kaldırdık. Gelen insanlarımız da oraya, otobüslerle gelen insanlarımız da destek verdi. Veren de oldu, vermeyen de oldu. Yani demek istediğim şey hiçbir devlet kurumundan yardım almadık. Hiçbir belediye desteği almadık. Hiçbir müteahhit taşeron firmadan destek almadık. Buraya gelen insanların tamamı kendileri gönülleriyle geldi. Partinin finansörü Partinin yani, finansörü tamamen, genel merkezin. Tamamen imece usulüyle. Bakın şu kongreyi yapan, düzenleyen kişi Sayın Musavat Dervişoğlu görevlendirildi. Mali idarelerden sorumlu ve benim samimiyetim çok iyidir. Musavat Başkanlığı, Aydoğan İl Başkanlığı falan yaptı. Evet. Yanındaydım ben son bir hafta gittik geldik. Yaptığı işleri gördüm çok net olarak. Atıyorum işte bayraklama odayı. Arıyor bir arkadaşım diyor ki ya bayrak olayımız var işte şey kongre ile ilgili. Bunu yaparsın değil mi sen? Sen benim kardeşimsin. İşte Meral Hanım'ı da seviyorsun. Yaparsın sen deyip bir arkadaşına verdi. Diğer bir şeyi başka bir arkadaşına verdi. Yine inanın genel merkezin tüm giderleri GİK üyeleri arasında, genel merkeze yakın kişiler arasında paylaşarak imece usulüyle gidiyor şu ana kadar. Hiçbir şekilde dışarıdan bir desteği yok.
ne genel başkan. Devlet desteği zaten devlet yok. Devlet desteği seçime kadar zaten yok. Şu anda bu şekilde halkın tamamen milletin desteğiyle gidiyor. Bir de Manisa'da öyle gidiyor. Yani her yerde bu şekilde. Bugün Manisa'da bir tek 40 ağaç hariç bütün ilçelerde teşkilatlandık. Bu teşkilatlanmayı yaparken de yine aynı şekilde milletin, halkın desteğiyle gidiyor. Birçok insan şunu da yaptı, şunu da söyledi. Onu da açıkça söyleyeyim. Arkadaşları davet etmeye gittiğimizde partimize, ya ben şimdi üye olmayayım, işte benim biraz işte bir ihale işim var veya işte benim bir inşaat işim var. Biraz geçsin ama biz size destek olalım diyen o kadar çok insan var ki. Yani bu insanların hakikaten gönlü İYİ Parti'de ama şu andaki mevcut, biraz önce bahsettiğimiz korkudan dolayı işte iş alamam, aman ver işte sıkıntı olur, aman çoluğum çocuğum işten atılır korkusuyla bu insanlar şu anda resmi olarak katılmasa da maddi olarak, manevi olarak desteklerini tam olarak İYİ Parti'ye veriyorlar. Şimdi başkanım, bir hayli şeyleri konuştuk. Saate de bakıyorum, yayın programımızın akışında da engellemeler yapmayalım diye. Bu Manisa'ya bakış programımız bizim saati 2 saat. Evet. Ama sizi 45 dakika geç aldık. Aynen. 45 dakikada uzattık. Ve dolayısıyla son 3 dakikaya girdik. Tamam. Yani 45 dakikayı bile geçeceğiz. Yani hem sizi beklettik, özür diledik ama yine o 45 dakikanızı ilave ettik. Sağ olun, teşekkür ederiz. Yani İYİ Parti'yi burada diğer partileri 2 saat yaptığımız gibi programı size de aynı yaptık. Çok sağ olun, teşekkür Şimdi ederim. Sizin son olarak partililerinize, Manisalılara neler söylersiniz, neler söylemek istersiniz? Şimdi biz yeni bir partiyiz. Adımız İYİ Parti, Türkiye'ye iyilik getirmek için. İyi şeyler olsun diye kurulan bir parti. İYİ Parti her şeyden önce bir genç hareketi. Gençleri özellikle partimize davet ediyorum. İYİ Parti her şeyden önce bir kadın hareketi. Kadın bir genel başkanı var. Ve biraz önce de bahsettim. Çok farklı bir tüzüğümüz, çok farklı programımız olduğunu. Türkiye'de ilk defa cinsiyet kotasını ciddi bir rakamda %25 olarak tüzüğüne koyan bir parti. Kadınların hem yönetiminde hem içinde hem her noktasında olmasını istiyoruz ve onları da davet ediyoruz. Biz bize güvenmelerini, bize sadece oy vermelerini değil, bize destek olmalarını, bize gelip hem üye olmalarını hem parti yönetimlerinde, parti teşkilatlarında aktif görev almalarını istiyoruz. Bize güvensinler, bize inansınlar. İnanın İYİ Parti projeleriyle, İYİ Parti planıyla, programıyla geliyor. İnşallah çok daha iyi bir ekonomiye, çok daha iyi bir eğitime, çok daha iyi bir siyasete, düzgün bir siyaset diline ülkeyi kavuşturmak için geliyor. İnsanları tekrar birbirine güvenen insanlar haline getirmeye geliyor. Tüm insanların, tüm inanışa sahip, tüm farklı ideolojilere sahip insanların aynı sofra etrafında, hani genel başkanımız söylüyor, bayram sofrası diye. Bayram sofralarında işte gelininde olur, işte kayınpeder, bütün aile toplanır ama en büyük özelliği nedir? Ortadaki işte ne bileyim tavuğa veya ortadaki pilava herkes eşit mesafede oturur. Kimse daha yakın olmaz. Bugün maalesef sofraya kimisi bir metre uzakta olurken kimisi sofranın göbeğinde oturuyor. Biz inşallah İYİ Parti iktidarında o bayram sofrasına Türk milletini, Manisalıları eşit mesafede inşallah oturtacağız. Hep beraber bu ülkenin nimetlerinden faydalanırken hep birlikte bu ülkeyi daha üst seviyelere, Atatürk'ün deyimiyle muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte inşallah onların desteğiyle çıkaracağız. Bize güvensinler, bize inansınlar. Türkiye'ye de, Manisa'ya da İYİ Parti inşallah iyi gelecek diyorum. İYİ Parti iyi gelecek diyorsunuz. Efendim bir de siz şey dediniz, genel seçimlerde 22 Türkiye genelinde. 22 şu andaki dediğim gibi yani insanların çekinerek ve kararsızların eşit olarak dağıtıldığında Manisa'da yerel seçimlerde %30 alacağız. Manisa'da yerel seçimlerde şöyle söyleyeyim. Kafamızdaki aday profili var. Bu aday profilini tam oturtturabilirsek, tam istediğimiz gibi olursa, ilçelerde de aynı kafamızdaki gibi adayları, tabii onlar için isim isim zikredemiyorum, olursa %30 değil, çok daha yukarıda da oy alma ihtimalimiz var. Ve ben buna inanıyorum. Çünkü insanlar İYİ Parti'ye gerçekten iyi bakıyor. Umutlu. İnsanlar çünkü
artık sıkılmış, bıkmış durumda mevcut iktidardan. Olan ilk seçimlerde İYİ Parti'nin çok ciddi bir oy patlamasıyla, göreceksiniz siz de, çok bir ciddi bir oy patlaması yaşanacak İYİ Parti tarafından. Ben %30'la falan sınırlandırmıyorum, onu da söyleyeyim. Hedefimiz %30 değil bizim. Bizim şöyle söyleyeyim. Siz şu anda %30 şu anda, yani genel seçimlerde Manisa'da 20. en az %30 alacağımıza Manisa'da. İnanıyorum Manisa'da. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle şuna aklıma geldi. Dikkatini çekmek istiyorum son olarak insanların. Evet. Bugün Türkiye'de bir genel seçim oldu. Ve İYİ Parti diyelim ki 400 tane milletvekili çıkardı. Biliyorsunuz 600 çıkacak şimdi. Diyelim ki 400 tane milletvekili çıkardı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimini başka bir partinin adayı kazandı. Bu diyor musunuz? Bunun hiçbir önemi yok. Bugün yerel seçimlerde İYİ Parti tüm Türkiye'deki belediyeleri aldı ama Cumhurbaşkanlığını kazanamadı. Bunun bana göre, benim kendi şahsi fikrim bu. Hiçbir önemi yok. Biz Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı yapıp tekrar eski demokratik parlamenter sisteme dönemezsek evet. Hiçbir önemi yok. Çünkü maalesef ki bu sistemde Cumhurbaşkanı herhangi bir sebepten o hal ilan edip KYK'larla ülkeyi yönetiyor. Ve aynı zamanda yeni kurulacak hükümette bir de şu var, şu anda uygulanmayan milletvekillerinden bakan falan seçilmeyecek. Cumhurbaşkanı kimi istiyorsa dışarıdan, kimi istiyorsa eşini, dostunu, arkadaşını çağırıp kabineyi kuracak. Milletvekilleri eğer aşağıdan kanun çıkarmak için aylarca uğraşırken Sayın Cumhurbaşkanı olağanüstü hal durumunda bir KHK yazıp milletvekillerinin aylarca uğraştığı bir kanunu bir saatte çıkarabilecek. Böyle bir sistem yok. Yani o yüzden benim özellikle söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kere değil, iki kere değil, defalarca düşünüp oy kullanmalarını Manisalılardan ve Türk halkından rica ediyorum. Tabii ki de yerel seçimler de çok çok önemli. Genel seçimler de çok çok önemli. Ama unutmayın ki 600 milletvekilinin tamamını da alsanız, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsanız ülkenin tekrar geriye dönüş şansı yok. Ülkenin... Peki şöyle olsa, mecliste 600'ün 400'ün aldınız. Sayın Cumhurbaşkanı da Tayyip Bey devam etti. Evet. Çalışabilecek misiniz? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Olağanüstü hali ilan etti. Şimdiki gibi KYK'larla ülkeyi yönetiyor. Ne önemli biraz var? Önce, peki bunun tersi oldu. Cumhurbaşkanı Sayın Meral Akşener. Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. 400 milletvekili çıkardı. Sayın Meral Akşener. Evet. Kabineyi de kendisi kurdu. Eski başkan demokratik oldu. Parlamenter sisteme dönmek için mevcut mecliste yapabilirse yapacak. Yapamazsa halka dönüp anayasa değişikliğiyle yine eski parlamenter demokratik rejime dönmek için, anayasa değişikliği yapmak için referandum yoluna gidecek. Yani ülkenin tekrar demokratik eski düzene, parlamenter sisteme dönmesinin tek çaresi Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması. Bizim önceliğimiz o. Bizim önceliğimiz şu anda ülke, yani şu anda maalesef diktatörlükte yönetiliyor. Ülkeye bugün yurt dışından bakış çok kötü. Yani bugün yıllar evvelsi hatırlarsanız biz işte Saddam dediğimizde aklımıza ne geliyorsa, işte Irak dendiğinde aklımıza geliyor. Yurt dışında Türkiye'den ne insanların aklına geliyor. Yani bizim bu imajı artık yıkmamız gerekiyor. Bizim yani biz artık çocuklarımızın geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu düzenin değişmesi gerekiyor ve bu yönetim şeklinin değişmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki de yine söyleyeyim, yerel seçimlerde, genel seçimlerde çok çok önemli. Ama benim için kendi şahsi fikrim asıl olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Tekrar Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete sahip çıkabilmek için, tekrar demokratik parlamenter sisteme geri dönebilmek için, kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olduğu bir sisteme geri dönebilmek için, hak, hukuk, adalet tekrar sağlanması için, demokrasiye tekrar dönmemiz için Cumhurbaşkanlığı seçiminde insanların birçok kez düşünüp öyle karar vermesini, İYİ Parti'ye oy versin. Oy vermelerini istiyoruz, evet. Başkanım, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda daha güzel sohbetler İnşallah. Yaparız. İnşallah. İnşallah bir yerlere de gelirsiniz. Şahsınız için demiyorum, parti olarak İnşallah. Gelirsiniz. Amacım. Daha rahat konuşuruz. İnşallah. İsteklerimiz sizden daha başka türlü olur. İnşallah. Şimdi yani belediyeyi konuşamıyoruz, su hizmeti niye yapmıyorsunuz konuşamıyoruz. Çünkü isteyen taraf olmak çok hoş, veren taraf olmak zor. Yani şu anda siz hep isteyensiniz. Evet. Veren taraf. Bir iktidarımız var. İktidar. Ben size tabii onları soramıyorum. Soramadığım için önümüzdeki zamanlarda o günlerde gelecektir diye Mutlaka, düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sevgili Manisalılar, bir Manisa'ya bakış programı bitiriyoruz. Ya kendini yenilersin ya da efendim yenilirsin.
bu güzel bir söz olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Efendim, bir Manisa'ya bakış programı bitiriyoruz. Bir Manisa'ya bakış programında haftaya salı günü beraber olacağız. Ama bu sefer siyasi olmayacak. Başka konuklarımız var. Sürpriz olsun. Önümüzdeki hafta pazar günü yayınlarız. Bizi izlemeye devam edin. ETV'de kalın. Manisa'ya bakışta kalın. Hayırlı akşamlar efendim.